Gönül Pınarı. Merhabalar sevgili dinleyiciler, sevgiler sunuyoruz yine bir programımızdan daha. Sizlerle birlikteyiz TGRT FM'de ve Gönül Pınarı programında. Merhaba demek, iyi akşamlar, dileklerimizi sunmak gerçekten bizim için de çok güzel, çok hoş bir sevinç aynı zamanda. Hemen ekip arkadaşlarımızı tanıtalım dilerseniz. Yine her Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece olduğu gibi bu gecede çok güzel bir konumuz var. Çünkü eminim pek çok dinleyicimiz, her yaş grubuna ait olan dinleyicimiz merakla konumuzu ve dolayısıyla konu içinde aktarılacak olan, nakledilecek olan güzellikleri bekliyorsunuz. Ana kumanda masasında Mustafa Özcan arkadaşımız var. Ben Fatma Beyza Tütüncüoğlu ve Sayın Osman Ali hocamızla birlikte bir kere daha sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz tüm dinleyicilerimize. Bu arada hocam 7'den 77'ye pek çok dinleyicimiz var. Şu an minikler de dinliyorlar programımızı. Mektupların içinde rastlıyorum. Ablacığım biz Gönül Pınarı'nı da dinliyoruz diye size saygı ve selamlarını sunuyorlar hocam. Özellikle çocuklar adına bugün onların sevgilerini sunmak istiyorum size. Efendim teşekkür ederiz. Allah Teala razı olsun. Onların samimi içten dualar bereketiyle inşallah Teala bu hizmetler devam eder. İnşallah. Diyoruz efendim. Efendim bugün... Tabii her cuma gecesi söylediğimiz gibi bu gece cuma gecesi. Yarın da cuma günü. Hem gecemiz hem de gündüzümüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak hayırlara vesile kılsın diyoruz inşallah. Böyle. Efendim konu olarak tabii hemen her konu her konuda geçen bir mesele var. Nefs. Nefs ve bununla mücadele. Tabii dinimiz bu konuda ne diyor? Ayet-i kerimelerde nasıl buyurulmuş? Hadis-i şeriflerde neler buyurulmuş? Ve İslam alimleri, evliya-i kiram, nefsi nasıl tarif etmişler? Ve bununla nasıl mücadele etmişler? Bunu nakletmeye çalışacağız. Tabii her dini konu anlatılırken hep nakledilir. İşte nefs ahmak yaratılmıştır. Nefsinize uymayın. Ona dikkat edin. Nefsinize uymayın derken, nefse uymamak kolay mı? Onu tanımak kolay mı? Onunla mücadele kolay mı? Nefs hep kötü müdür? Hiç mi faydalı tarafı yok? Nefs olmasaydı insanlar huzurlu mu olurdu? Rahat ne derdi? Bu konuların hepsinin cevabını vermişler İslam alimleri. Zihinlere gelebiliyor. Ta İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne de Kudüs'e sormuşlar. Nefs olmasaydı olmaz mıydı? Yani Cenab-ı Hak yaratmasaydı bunu. Daha huzurlu olmaz mıydı insan? Tabi onlar bir başlamışlar. Ayet-i Kerime'de de Hadis-i Kudüs'te de geçiyor. Hadis-i Kudüs'te Allah-u Teala nefsini düşman bil çünkü o bana düşmandır. Allah da öyle yaratmış. Nefsini düşman bil çünkü o bana düşmandır. Cenab-ı Hak nefsi kendi zatını kendine düşman olarak yaratmış. Yarattığı mahlukat içerisinde sadece o öyle yaratılmış. Diğer mahlukların hepsi Allah-u Teala'ya Allah-u Teala tanıyor, biliyor, itaat ediyor. Ama nefsi de öyle yaratmış ki Cenab-ı Hak Allah-u Teala düşman şekilde yaratmış ve öyle bildiriliyor. Ve bütün mahlukat Allah-u Teala'yı kabul ederken, onun iradesini murad ederken, isterken, dilerken, nefs Allah-u Teala'nın ortaklık teklifine bile res çekiyor. Şeytan hocam? Şeytan öyle değil. Şeytan nefsin yanında çok daha az zararlı denebilir yani. Şeytan nefsin yanında daha az zararlı denebilir. Çünkü din büyüklerinin şöyle bir beyti var da, nefsinden sakın daim, ona güvenme asla, 70 şeytandan daha fazla düşmandır sana. 70 şeytandan daha fazla? Evet, öyle geçiyor. Nefsinden sakın daim, ona güvenme asla, 70 şeytandan daha fazla düşmandır sana. Çünkü yaratılışı itibariyle Allah böyle düşman yaratılmış. Düşman olarak yaratılmış, öyle yaratılmış. Hatta din büyükleri buyuruyorlar, kınamamak lazım. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı mahluklardan birisidir nefs. Cenab-ı Hak her yarattığı mahlukun rızkını vermiştir. Nefsin de rızkını vermiştir. Nefsin rızkı nedir? İsyan, inkar, haramlar, mekruhlar. Bunlar nefsin gıdasıdır. Gıdasını almak için de saldıracaktır.
Hatta din büyükleri anlatırken buyuruyorlar ki 3000 çeşit hilesi vardır. Birinden kurtulsan öbürsüne takılırsın. Onun için hadis-i şerifte de geçiyor. Nefsini tanıyan Rabbini tanır. Nefsini tanıyan Rabbini bilir. Mealinde hadis-i şerif bile var. Efendim yaratılış itibariyle ahmak yaratılmıştır. Ve kötülüklerin menbaı, kaynağı, yuvası olarak yaratılmış. Efendim bu kadar kötü. Bu çekiliverse insan iyi olmaz mı? Diye insan hatırına gelebiliyor değil mi? İnsan hatırına gelebiliyor. Tabii İslam alimleri cevap vermişler buna. Nefsi yaratılmasaydı iyi olmaz mıydı? Olmaz mıydı? Olmaz tabii. Nefs olmasaydı biz buraya gelip burada program da yapamazdık. Nasıl yani hocam? Nefs tamam zararlı olarak yaratılmış ama İslam alimleri iki tane misal vermiş. İkisi de böyle çok hoş misaller. Zaten din büyüklerinin verdiği misaller hoş misallerdir, güzel misallerdir. Dört dörtlük yerli yerine oturuyor. Bir, süvarinin atına benzetmişler nefsi. İki, avcının köpeğine benzetmişler. Avcıya köpek lazım. Süvariye de at lazım. At olmazsa o daha iyi olmaz mı? Nasıl gideceğim hedefime? Atla gideceğim. Efendim işte köpeğim olmasa avlayamaz mıyım? İyi eğitilmiş bir köpek avı yakalar ve sahibine getirir. Eğer o köpek olmasa, eğitilmiş o köpek, disiplinli bir köpek olmasa avcı istediği avı yakalayıp getirtiremez. Bulamaz. Ve süvari de atını iyi disipline etmişse, iyi terbiye etmişse, gerçi terbiye kelimesi hayvanlar için kullanılmaz, şartlandırma tabiri kullanılmış ama başka kelime bulunmadığı için o kelimeyi de kullanıyorlar. Din büyüklerde geçiyor. Din büyüklerinde de kullanmışlar onu. Yani oradaki terbiyeden maksat da belli ölçüler içerisinde hayvanı şartlandırıyorsunuz. Yani iyi disipline edilmişse at, hedefine çabuk ulaşıyorsun. Yemini ona göre veriyorsun. Bindiğin zaman seni hedefine götürüyor. Peki at olmasaydı hedefine gidemeyecektin. Özür dilerim efendim. Yani bu misali vermişler. Dolayısıyla insanların hatırına gelebilir nefs olmasaydı. İşte at olmasaydı hedefine ulaşamadığın gibi nefs olmasa da hedefine ulaşamazdın. İnsan dünyada yaşayamazmış nefs olmasaydı. Yaşaması mümkün değil. Bakın 99'da bu ülke bir deprem geçirdi, zelzele geçirdi. Marmara bölgesi sallandı. İstanbul'dakiler de 45 saniye o depremi hissettiler ve yaşadılar. Evet. Hani derler ya öldük öldük dirildik diye. Evet, evet. Öyle bir hal olmuştu. Fakat dikkat edilirse ki Adapazarı, İzmit, Gölcük o bölgedeki yıkıntılar televizyon ekranlarına getirildi. Bizzat yaşayanlar kendileri gördü. Beton binalar, onların altında kalanlar. Orada olmayanlar o görüntüleri gördüler. Ama bütün bu görüntülerden sonra ve bütün bu yaşananlardan sonra bakın burası zemin kat şu anda bizim yayın yaptığımız Yenibosna'da. Bizim üstümüzde kaç kat var? Daha 5 kat var. 5 mi 6 mı kat var. Yani beton yığını. Bu binanın içerisine giriyoruz ya burada yayın yapıyoruz. Nefs olmasaydı biz buraya girebilir miydik? O depremi gördükten sonra. O yıkıntıların altında kalan o insanları gördükten sonra ve onların feryadını işittikten sonra böyle beton yığınlarının içerisine girer mi insan? Nefs olmasa girmez. Nefs olmasa bu binaları yapamaz. Nefs olmasa radyo, televizyon, gazete gibi böyle medya kuruluşlarını ortaya koyamaz. Buralarda yayın yapamaz. Ha, bunlar vasıtadır tabii. İyiye de, kötüye de. Onun için din büyükleri buyuruyorlar ki nefs iki tarafı keskin bıçak gibidir. Hem de zehirli ilaç gibidir. Doktorun tavsiyesine göre kullanan bundan faide kazanır. Aşırı kullanan helak olur. İslamiyet nefsin helak edilmesini, yok edilmesini değil, terbiye edilmesini, ondan istifade edilmesini emrediyor. Efendim ben nefsimi öldüreyim. Ölmez ki nefsi. İçimizde bir şey mi hocam? Bir kuvvettir o. Bir kuvvet. Tabii bir kuvvettir o. Bir varlıktır yani. Ruh nasıl aynı şekilde bir varlıksa nefs de bir varlıktır. Ruh bedeni terk edince nefs onunla beraber gidemiyor tabii. O zaman ölüm dediğimiz hadise vuku buluyor. Nefs de ölüyor o zaman. Ölmesini değil, terbiye edilmesini istiyor. Zaten ruh bedeni terk etmediği müddetçe nefsi imha etmek mümkün değil. Nefs deyince nefsin mesela sadece şehevi duyguları var. Onu hatıra getiriyor. Halbuki değil öyle. Nefs haramları ister. Nefs zulmetmek ister. Nefs mubahlarla doymaz, helalle doymaz. Çünkü rızkı o değil, rızkı haramlardır. Nefs emir vermek ister. Herkesin kendisine tabi olmasını ister. Nefs kendi dediğinin olmasını ister. Benim dediğim doğrudur. Dedettirir nefs.
Hep ben der. Ben. Ben var ya. İşte ben. Hep ben. Şeytan sıfatlıdır. Şeytan da ben dedi. Ben üstünüm dedi. Onun için din büyükleri mimli konuşmazlar ve mimli konuşanlardan da hoşlanmazlar. Ne demek o? Yaptım, ettim, gördüm, düşündüm. Kendileri yapsa dahi. Evet. Çünkü din büyüklerinin hayatlarını okuduğunuz zaman zaten kendilerindeki o güzelliklerin hepsini hocalarına atfediveriyorlar. Kendileri bir şey yok. Ben bunları bilmiyordum. Hocamdan böyle duydum. Hocam ben böyle işittim. O böyle buyurdu. O böyle nakletti. O ondan ta Resulullah Efendimiz'e kadar gidiveriyorlar onlar. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam sahiplenmiyor. Beni Rabbim terbiye etti buyuruyor. Eddebeni Rabbi buyuruyor. Beni Rabbim terbiye etti. Eddebeni Rabbi. Beni Rabbim terbiye etti. Yani sahiplenmiyor. Ama çirkinliklere bu nefsimden diyorlar. Nefsimdendir. Güzelliklere sahiplenmiyorlar. Çirkinlikler bizden kaynaklanıyor diyorlar. Onun için de yükseliyorlar. Nefs kibirlidir. Ahmak olduğu için. Kibirli insanlar mücessem, yani böyle cisim haline gelmiş nefs demektir. Kibirli insanlar. Tepeden tırnağa. Hep ben. Tabii bunların oturuşları, konuşmaları, otururken konuşurken başkalarına tepeden bakarlar. Otururken karşısındakilere saygıları yoktur. Ben hep dikkat etmişimdir. Biz de medya kuruluşunda çalışıyoruz. Gerçi radyoda oturuş şeklimizi hani görmüyorlar. Ama televizyonlarda görüntü de olması sebebiyle bilmiyorum sizin veyahut da bizi dinleyenlerin hoşuna gidiyor mu gitmiyor mu da bizim hoşumuza gitmiyor. Ayak ayak üstüne atıyor. Geriye kaykılıyor. Binlerce, on binlerce kimse o anda ona bakıyor. Birazcık hayası olan, birazcık edebi olan, birazcık hayası olan, utanma duygusu olan, birazcık edebi olan bir kimse, hele karşısında yaşlı birisi varsa, binlerce kimse o anda seni seyrediyor. Veya bakıyor, ayak ayak üstüne atmaz. Terbiyesizliktir o. Edepsizliktir o. Ama bu tip kimseler, ama efendim ben diye başladılar hemen savunmaya. Ama efendim ben diye başladılar. Kibirdir, serapa, tepeden tırnağa. Kibirden kaynaklanır. Yani nefsinden kaynaklanır. Ben, benim gibi var. Var mı? Tabi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam edep numunesiydi. Edep numunesiydi. İki düz üzere otururdu buyuruyor kitaplarda. İki düz üzere otururdu. Ayak ayak üzerine attıkları Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam görülmemiştir. Hatta bu din büyükleri yalnızken bile bunu yapmazlar. Niye? Her an Allah-u Teala'nın gördüğünü görürler. Haya ederler. İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu teala an diyoruz. Allah-u Teala ondan razı olsun, şefaatine kavuştursun. Hocasının oturduğu eve karşı, Kabe-i Muazzama'nın bulunduğu tarafa değil, zaten mekruhtur dinen o. Kıble istikametine ayak uzatmak. Hocasının bulunduğu eve, evin bulunduğu istikamete ayaklarını uzatmazmış. Halbuki 7 sokak ilerideymiş hocasının evi. O istikamete ayağını uzatmıyor. Edep budur tabii. Ama hocası orada değil. 7 sokak ileride hocası. Edeptir bu. Çünkü ondan öğrendi. Normalde de efendim, o zaman ayak ayak üstüne atarak oturmak hoş bir şey değil. Şimdi kibirliye karşı kibirli sadakadır ya. Eğer adam böyle ayak ayak üstüne atıyorsa, böyle kaykılıyorsa, onun da böyle burnuna sokarcasına ayak ayak üstüne atıp ayağın burnunu götürüp burnuna dayaman lazım. Öyle ya. Kibirliye karşı kibirli sadakadır. Onu öyle yapmak lazım. Ama karşısındaki öyle yapmıyor da hala öyle yapıyorsa, o onun kişiliğini, şahsiyetini, edebini, her şeyini gösterir demektir. Yazık, yazık oluyor. Ha bir de şuna mesela benim zihnim takılıyor. O orada edepsizce oturuyor, öyle kaykılıyor. Oturduğu yerde elinde de kumanda, onu seyrediyor. Ya sana hakaret ediyor bu adam. Niye bakıyorsun ki ona? Sana hakaret ediyor bu. Hayasızca, edepsizce sana karşı oturuyor, sen de onu seyrediyorsun. Bakıyorsun falan. Bir şey söyleyecek mi? Aynesi iştir kişinin lafına bakılmaz. Adamın oturuşu faulünü bir kere bozuk. Yani sen artık ondan ne istifade edeceksin ki? Ne bekleyeceksin ki? Mesela kitaplarda anlatılıyor. Erkeklerin bile namaz kılarken eğer ceket varsa, paltosu varsa bunu iliklemesi Cenab-ı Hakk'ın huzurunda duruyor. Yani açık durmasının da, açık durması da caiz ama ceketi varsa, ne bileyim buna benzer bir kaza varsa, montu varsa, fermuarlıysa bunu iliklemesi müstehaptır ifadesi geçiyor. Bu yolun başı da edep, sonu da edep. Yani
bir edep olan vasıbe ilallah olamaz sözü İmam-ı Rabbani Hazretlerine aittir. Ne demek o? Edepsiz olan Allah-u Teala'ya kavuşamaz demektir. Onun için Yahya Efendi rahmetullahi aleyh, bilmiyorum Beşiktaş'a gidip de gördünüz mü onu? Dergahının başında yazar. Edep yahu. Girişte yazar yahu. Edep yahu diye yazar. Edep yoksa bir şey yok. İstediği kadar konuşsun. Bir edep olan vasıl-i ilallah olamaz. Allah-u Teala'ya kavuşamaz. İşte bütün bu kötülükler, bütün bu kötülükler, insanlara tepeden bakmak, benim demek, hep nefsten kaynaklanır. Ama mesela bu bizim mücerret olarak şahıslarda gördüğümüz nefsin bu çirkinlikleri terbiye ve kontrol altına alındığı zaman, mesela kadında da görseniz çirkindir bu, erkekte de görseniz çirkindir bu. Ama aynı nefs kontrol altına alındığı zaman, disipline edildiği zaman bu sefer de tadından yenmez o insan. Yunus Emre Hazretleri gibi, Ahmet Yesevi Hazretleri gibi, Hacı Bayram Veli Hazretleri gibi, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri gibi, Rabia Yadvi Hazretleri, Seyyidet Nefis Hazretleri gibi, böyle Allah-u Teala'nın dostları, onlar da başlangıçta, onlarda da vardı nefs. Ama mücadele ede, törpülüye törpülüye disipline altına aldılar onu. Ve Cenab-ı Hak lütfedip, ihsan edip onların nefsleri imanla şereflendi. Yani kafir olmaktan çıktı. Şu anda nefsi itminana kavuşmuş olmayan, yani kafirin nefsi de kafirdir, Müslümanın nefsi de kafirdir. Müslümanın nefsi de kafirdir, kafirin nefsi de kafirdir. Yani nefsin bir özelliği bu. Evet, nefsin özelliği bu. İnkar peşindedir. Hatta yeri geldiği için onu nakletmekte fayda var. Ahmet bin Haydar'ı Hadraveyh diye bir zat var. İslam alimlerinden ve Evliya-i Kiram'dan bu zat. Ahmet bin Hadraveyh Hazretleri. Bu zat buyuruyor ki, uzun müddet diyor nefsime muhalefet edip onu kahretmiştim. Yalnız mesela bu ve benzeri zatlar, bunlar nefislerini tanımışlar. O noktaya gelmişler. Bunların hali farklı. Mesela biz nefsimizi tanımıyoruz. Nefs hakkında bilgiler kitaplarda var. O bilgileri öğrenmek ve nakletmek ayrıdır. Nefsini tanımak ayrıdır. Çünkü nefsin 3000 çeşit hilesi var. Bu hileleri kavrayabilmek, o değişik bir şey. Bu da Cenab-ı Hakk'ın o kuluna lütfudur, insandır, ihsanıdır. Kitap okumak suretiyle nefsi tanınmaz buyuruyor. Ama İslamiyet öğrenilir, farzlar bilinir, haramlar bilinir, farzlar yapılır ısrarla, haramlardan sakınılır ise nefsi ezen bu ikisidir. Farzları yapmak ve haramlardan sakınmak. En çok da haramlardan sakınmaktan kahrolur böyle, inim inim inler buyuruyor. Çünkü onun ihtiyacı o. Bunun için fıkıh bilmeyen kimse tasavvufta yol kat edemez. Mümkün değildir o kimsenin tasavvufta yol kat etmesi. Ahlakını düzeltmesi de mümkün değil. Niye? Haramı helali bildiği yok. Boyuna nefsini habire yemliyor. Haramı helali bilmediği için sabahtan akşama kadar istediği kadar kelime-i tevhid edeceksin. Haramı helali bilmediği için habire nefsi zaten boyuna besleniyor, kuvvetleniyor. Onun kelime-i tevhid çekmesine falan da hiç ses çıkarmaz. Onu oradan da vurur. Oradan da tepeye takla getirir. Hatta ağlattırır bile onu. İbadet yönünden de vurdurtturur. Çünkü onu kibir ve ucba sevk ettirir. Allah-u Teala korusun. Onun için İmam Malik Hazretleri buyuruyorlar ki, fıkıh bilmeyip de tasavvufa dalan neticede zındık olur. Fıkıh bilmeyip tasavvufa dalan zındık olur. Fıkıh bilip tasavvufu inkar eden de sapık olur buyurmuştur. İmam Malik Hazretleri'nin sözü bu. Dört mezhep imamlarında mutlak müştehittir. İmam Malik Hazretleri'nin sözüdür bu. Öyle kitaplardaki okunan bilgileri ezberleyip de nakletmekle nefis tanınmış olmaz. Hani dinleyicilerimizin hatırına gelebilir. Peki efendim siz nefsinizi tanıdınız ama naklediyoruz. Hayır, haşa, öyle bir iddiam yok. Sadece kitaplarda olanları naklediyoruz. Kitaplarda olanları naklediyoruz. Bakın bu Ahmet bin Hadraveyh Hazretleri böyle bir zatmış. Yani nefsini biliyor. Nefsinin hilelerini tanıyor. Devamlı surette her gün tepesine biniyor nefsinin. Nefsini tanıdığı için her gün ama istisnasız gecesinde ve gündüzünde nefsini hesaba çekiyor. Bunu niçin yaptın? Yani İslamiyet buna izin vermişse tamam geçti diyor. İzin vermediyse izin verme. Ağır cezalarla cezalandırıyor. Geceleri uyutmuyor. Tepesine binmiş yani nefsinin. Böyle her an nefsini nereden saldıracak? Hangi hileyle beni kandıracak? Habire böyle kontrol altında tutuyor. Öyle bir dereceye yükselmiş bu zat. İşte bu zat anlatıyor. Uzun müddet nefsime muhalefet ederek onu diyor kahretmiştim. Bir defasında baktım diyor, bir grup insana rastladım. Gazaya gidiyorlardı. Allah-u Teala'nın dinini yaymak için harbe gidiyorlardı. Ben de gaza için büyük bir arzu uyanmıştı birden içimden diyor. Nefsim gazanın sevabıyla ilgili hadis-i şerifleri bana hatırlatıyordu. İçimde böyle bir arzu belirdi diyor.
Ben de iştirak edeyim ve nefsi hatırlatıyor. Bak diyor Peygamber Efendimiz kaza için, yani cihad için, Allah-u Teala'nın dinini yaymak için ne büyük müjdeler veriyor, ne büyük sevaplar vaat ediyor. Baktım diyor böyle diyor, bir istek belirdi, heyecan belirdi. Nefsimden geliyor diyor. Nefsim tanıdığı için nefsinden geldiğini de biliyor. Böyle şeyleri de hatırlatır mı? Hatırlatırmış. Hayret edip kendi kendime galiba nefsin bu istekli hali bir hiledir diye düşündüm diyor. Çünkü nefs seve seve ibadet ve taatta bulunmaz. E Allah-u Teala'nın dinini yaymak en büyük ibadet. Ve bir de orada can tehlikesi var. Buna diyor nefs nasıl rıza gösterebilir? Ben diyor düşünmeye başladım. Galiba bir aramız var. O arayı, evet efendim. Arayı verdikten sonra devam edelim. İnşallah. Teala. Gönül Pınarı devam ediyor sevgili dinleyiciler. TGRT FM'de birlikteyiz yine sizlerle. Elbette konumuz çok güzel, çok önemli aynı zamanda. İçimizdeki pek çok duyguyu keşfedemiyoruz, çözemiyoruz. Kendimizi çözdüğümüz zaman da hayatı daha iyi anlıyoruz. Hayatın gayesini, amacını anlıyoruz ki hayat da zaten amaçsız. Boşu boşuna geçtiğinde büyük acılara sebep oluyor. Ömrümüzün son zamanlarında özellikle, değil mi efendim? Elbette. Çok güzel bir hadise naklediyordunuz. Ben büyük bir merakla bekliyorum. Elbette dinleyicilerimiz de bekliyorlardır. Ne oldu diye. İşte Ahmet bin Hadarabey Hazretleri İslam âleminin Evliya-i Kiram büyüklerinden. Baktım diyor hani harp ilan edildi, cihada gidiyorlar. Ben de diyor iştirak, daha doğrusu bana diyor nefsim hadis-i şerifleri hatırlatıyordu cihadla alakalı. Evet. Bak diyor çok sevaptır, sen de git falan. Baktım diyor anladım diyor, bu bir nefsin hilesi. Ya Rabbi beni nefsim hilesinden koru diye dua ettim diyor. Nefsime dedim ki diyor, tamam gazaya gideceğim ama şunu unutma. Ben diyor harpte de oruç tutacağım ha diyor. Oruç tutmaya devam edeceğim diyor. Nefsi diyor ki olur diyor, peki. Evet. İtiraz yok. Allah Allah. Şaşırdım kaldım diyor. İtiraz etmiyor diyor. Ya gazaya gidiyorum. Teşvik ediyor diyor. Bak gazada da oruç tutacağım ha dedim diyor. Sakın ha birisini terk edeceğimi zannetme diyor. Orucu terk edeceğimi zannetme diyor. Olur demiş kaba. Oruç da tut. Şaşırdım kaldım diyor. Herhalde diyor ben nefsi geceleri namaz kılmaya mecbur tutuyorum da onun için kazaya çıkmam ve böylece gece namazı bırakacağımı ve rahata kavuşacağını istiyor. Geceleri uyutmuyormuş, geceleri de namaz kılıyormuş. Şimdi diyor ben kazaya çıkınca diyor geceleri herhalde diyor bu terk edecek, dolayısıyla uyuyacak. Onun için diyor kazaya razı, orucu da razı diyor. Dedim ki diyor bana bak, ben oruçta tutacağım. Geceleri de diyor yine uyutmayacağım, tefene bineceğim, namaz kılacağım diyor. Tefene bineceğim, yine namaz kılacağım diyor. Nefsi diyor ki bu da kabul. Allah Allah. Ahmet bin Hadarabey Hazretleri gazaya girecek, teşvik ediyor. Yani nefsin istemediği bir şey bu. Ondan sonra oruç tutacağım ha gazada diyor. Bu da kabul diyor. Bak diyor gecelerde uyumayacağım diyor. Tepene bineceğim, yine aynı şekilde ibadet edeceksin ha diyor. Öyle gevşeklik yok diyor, gazaya gidiyoruz diyor. Oruçtan fedakarlık yok. Gece namaz kılmaktan da fedakarlık yok. İbadette de devam. Bu da kabul demiş. Nefsimin diyor bu cevabına da şaşırdım kaldım diyor. Sonra herhalde diyor nefs diyor yalnızdan usandı da halkın arasına karışmak istiyor. Bu sebeple diye yorumladım diyor. Yani insanların arası, ben diyor onu hep diyor uzlete çekiliyorum ve tepesine biniyorum ya diyor. İnsanların arasına karışırsa işte onlardan etkilenirim. Ve dolayısıyla o da rahat edecek veyahut da arzularına kavuşacağını umuyor. Herhalde onun için bunlara peki diyor. Onun için nefsime dedim ki diyor bana bak. Konakladığımız her yerde diyor insanların arasında oturmayacağım diyor. Tenha bir kenara çekileceğim. Seni yalnız bırakacağım. Nefsi diyor ki onu da kabul ediyorum diyor. Allah Allah. Ve diyor maksadını anlamaktan aciz kaldım diyor. Nefsimin maksadı ne? Cihada gidiyorum. Peki. Hatta teşvik ediyor. Gündüzleri gene oruç tutacağım. Peki. Geceleri uyutmayacağım. Sen namaz kılacağım. Ona da peki. Herhalde diyor hep ben yanlış insanlardan uzaklaşıyordum. Ondan insanların arasına karışırsam belki orada avunur ve beni yahut da kendi gıdasını oradan alabilir düşüncesiyle öyle zannediyor. Bana bak demiş. Hani konakladığınız zaman askerin arasında çekileceğim, yani insanlardan uzak bir yere çekileceğim. Orada devam edeceğim yine ibadetime. Tamam diyor. Ona da tamam diyor. Ona da tamam diyor. Bunun üzerine diyor
Allah'a da ne sığındım diyor. Ya Rabbi beni nefsin hilesinden haberdar et. Ya Rabbi nefsimin hilesinden beni haberdar et. Ve onun aldatmasından koru, sana sığınırım diye ağlayarak dua etmeye başlıyor. Ya Fatma abi şimdi hakikaten yani kim bu hilelerle şey yapabilir ki? Der netice gelmedi. Nefs hepsine peki diyor. Bu peki dediklerin hiçbirisini kabul etmez nefis. Hiçbirisini ama. İstemez böyle bir şey. Ama bunların hepsine peki çekiyor. Bunun üzerine nefsine diyor ki, bana bak diyor, isteklerime muhalefet etmekle beni, nefsi diyor bu sefer. Nefsi devreye giriyor. Ben diyor öyle dua edince, nefsi Ahmet bin Hadravi Hazretleri'ne diyor ki, benim isteklerime diyor muhalefet etmekle diyor, beni diyor her gün 100 defa öldürüyorsun. Bundan diyor kimsenin haberi yok. Kimse duymuyor diyor, benim diyor canımı okuyorsun her gün diyor. 100 defa tepeme biniyorsun, beni her gün 100 defa öldürüyorsun diyor. Bak nefs hilesini söylüyor şimdi. Benim isteklerime diyor muhalefet etmekle diyor beni günde 100 defa öldürüyorsun. Bundan da diyor kimsenin haberi olmuyor. Çünkü nefsi içinde olduğu için Ahmet bin Hadrafi zaten insanlardan uzet ediyor. Yani nefsin içeride tokat yediğini kimse de bilmiyor kendi nefsinin. Nefsi içeriden feryat ediyor. Kimse de diyor bunu bilmiyor. O herkes duysun da buna merhamet etsin, acısın falan, nefsi oradan pay çıkaracak, çok alçak. Bundan da diyor kimsenin haberi yok. Hiç olmazsa diyor gazada bir kere ölürüm de diyor. Bunu bütün cihan halkı duyar. Herkes duyar. Derler ki aferin Ahmet bin Hadravi'ye. Onu nefsini öldürdüler. Şehitlik derecesine erdi. Sırf bunu dedirtmek için hepsine peki demiş. Ve Ahmet bin Hadravi Hazretleri buyuruyorlar ki sana. Sübhanallah. Bu nefs öyle yaratılmış ki hayatında da ölümünde de münafık diyor. Ölüme gidiyor hala inadında duruyor ha. Bakın oradan çıkardığı paya bakın. Zaten diyor beni diyor her gün 100 defa öldürün. Bir defa öleyim de diyor senden kurtuluyum. Bu bir. İkincisi de ya ne mübarek adam işte nefsini feda etti desinler. Orada kendine pay çıkarttıracak. Aferin desinler diye. Aferin desinler diye. İşte nefsiyle konuşabiliyor onlar. Bu derecedeler çünkü. O zaman efendim çevredeki insanların aferinini almaya çalışmak da bir şekilde demek ki nefsin oyunu diyebilir miyiz? Fatma Hanım o kadar ince ve girift bir mesele ki bu. Mesela biz bunları okudukça böyle bocalıyoruz. Evet. Bunları okudukça girift bir mesele. Ancak yüksek derecede bir evliya, bunlara mürşid-i kamil denir. Onların teveccühü, onların terbiyesi altında insan nefsini tanıyabilir. Başka türlü tanıması mümkün değildir. Hilelerini o zaman görebilir. Cenab-ı Hak da lütfederse, ihsan ederse, açarsa. Şimdi aferin denmeyecek mi, aferin alınmayacak mı? Mesela marifet iltifata tabidir buyuruyor. Yani bir kimse iyi iş görmesi, çalışması iltifata tabidir. Aferin sana ne güzel çalışıyorsun demesi lazım. Denmesi lazım da şimdi onu da dozunda ayarlamak gerekir. Hep aferinle giderse adam kendisini helak edebilir. Yerine göre aynı şekilde hata yaptığı zaman çocuğa da aynı şekilde. Hep aferin çocukta nefsi yok mu var tabii. Olmaz mı? Çocuk bazen mesela annesi diyor ki kızım oğlum şurada otur falan. Eğer devreye girdiyse orada değil gidiyor öbür tarafta oturuyor. Biz bir arkadaşın evine gitmiştik. Böyle ona küçük kız çocuğu geldi. İşte misafir daha vardı. Kızım dedi bak dedi orada dedi orası beton dedi oraya basma. 5 yaşlarında falan bir kızcağız. Halının üzerine bas dedi. Veya ayağına terlik giy. Sırf onun o sözüne muhalefet için halıdayken gitti betonun üstüne bastı. İnatla. Evet aynen öyle. Gitti halının üstüne bıraktı terk etti. Ya orada şaşakaldık. Allah Allah dedi ki ufacık çocukta da. Ufacık çocukta da. Nasıl inat ediyor böyle? Götürdü orada. Halbuki yaptığı iş zararına. Ayağı üşüyecek hasta olacak. Kendisine söylenen söz doğru bir sözdü. Ama o da gidiyor tersini yapıyor. Nefs böyle alçak bir nefsi yani. Allah-u Teala muhafaza buyursun. İşte Ahmet bin Hadravi Hazretleri o zaman öyle buyuruyor. Sübhanallah bu nefsi öyle yaratılmış ki hayatında da ölümünde de münafık. Hayatında münafık, ölürken de münafık diyor. Ne bu dünyada ne de ahirette Müslüman olmak istemiyor. Ben onu taatte bulunmak istiyor sanmıştım diyor. Bütün bunları peki 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 diyor diye. Halbuki diyor ona zünnar bağlandığının farkına varmamışım. Diyerek daha çok muhalefet etmeye başlamış. Ahmet bin Hadravi Hazretleri. Şimdi kolay iş değil bu. Kolay iş değil nefsle baş edebilmek. Hatta bu konuda yazılmış bir şiir var da bu şiir nefsi çok güzel anlatıyor. Nefsi çok güzel anlatıyor. Bu şiirde deniyor ki onun halet ruhi suhuyu suyu
bir an gelir kabarır. Atlas'ta dalga gibi. Muhit olur ruhuna, kırılmaz halka gibi. Bir an gelir durulur, soğuk bir pınar olur. Her sözü kabul eden en kıymetli yar olur. Bir an gelir ah çeker, her şey benim olsa der. Bütün dünyayı versen nankördür, daha da ister. Bir an gelir inanır Mevlası sözlerine. Nedamet yaşı dolar o asi gözlerine. Bir an gelir ki gürler ufkunda şimşek çakar. Yılların mahsulünü tutar bir anda yakar. Bir an gelir dalgasız, sessiz bir umman olur. Bütün yaptıklarına utanır, pişman olur. Hilesi. Bir an gelir Firavun, Şeddat ve Nemrut olur. Damarlarda dolaşan Hannasi Merdut olur. Bir an gelir mutidir, her şeyi kabul eder. Dünya gözünde olmaz, daim ibadet ister. Bir an gelir şahlanır, kükremiş arslan gibi. Yahut kana susamış yaralı kaplan gibi. Bir an gelir uslanıp bir sengi mihenk olur. Her arzusu Resul'ün sözlerine denk olur. Bir an gelir zalimdir. Ruhu inletir zar zar. Kendi kötü eliyle kendine mezar kazar. Ey kalp, böyle bir nefse uyarsan halin yaman. Onun hilelerine aldanma hiçbir zaman. Ama çok güzel anlatıyor. Yani bu şiir nefsi o kadar güzel anlatıyor ki. Ya bazen Fatma Hanım, bilmiyorum sizde de oluyor böyle. Allah Allah diyorsun ya, geçen ömürleri, geçen zamanlara ne kadar yazık etmişim. Hep Kur'an-ı Kerim okusam, din büyüklerin hayatını okusam. Allah Allah, bu insanlar niye bundan zevk almıyor falan diye. Onlar için hayıflanırsın, onlar için üzülürsün. Ne etmişim ben falan. Bir an gelir. Namaza bile yanaştırmaz. Aynen burada olduğu gibi. Gerçekten hocam, o kadar hoş bir şiir ki. Yani bir an gelir Firavun olur, Şeddat olur, Nemrut olur. Bir anda. Ve senelerin kazancını bir anda yakar atar. Yılların mahsulünü tutar, bir anda yakar. Mesela din büyükleri buyurmuşlar. 60 sene mesela bazılarının nefsi 60 sene hiç devreye girmezmiş Fatma Hanım. 60 sene. Çekilirmiş kenara. İnsan kendisini olmuş, kemale gelmiş, evliyalık iklimine girmiş zannedermiş. Bekler, 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 ömrünün sonlarına doğru vefatına yakın bir dönem. Bir girermiş, imansız götürürmüş. Allah Teala muhafaza. En tehlikelisi de bu herhalde hocam, değil mi? Allah korusun. Yani bütün bir ömür dikkatle geçiyor, ondan sonra Allah korusun. Şimdi biz mesela işte falan şöyle de falan. Ya esas yılan içimizde. Esas yılan içimizde. Akrep içimizde. Yani bununla yatıyoruz, bununla kalkıyoruz. Bizden uzaklaşmıyor ki. Bunu def edemiyorsun ki. Yatarken bunu çıkartıp da hemşerim sen şurada busluluğu diyemiyorsun ki. Şimdi nefsini tanıyorum bu din büyükleri. Nefsleriyle öyle mücadeleler girişmişler ki. Tam onların hayatları çok tatlı. Yani bunların hayatını okuyunca hiç olmazsa insan birazcık gayrete geliyor. Hani nefsini tanımasa bile bir gayrete geliyor. Yine bu din büyüklerinden bir zat böyle nefsi bir gün şeftali istemiş. O da diyor ki nefsine, bak diyor, sana şeftali yediririm. Ama diyor bu gece diyor hiç müdahale etmeyeceksin. Beni uyku getirtmeyeceksin. Gaflete düşünmeyeceksin. Gece sabaha kadar hiç gaflete düşmeden eğer ben rahat ibadet edersem, uyumadan ibadet edersem söz diyor sana diyor şeftali yedireceğim. Tabi günlerce bunlar tepesine binmişler. Bunlar yemek için yaşamıyorlar. Yaşamak için yiyorlar. Lazım olduğu kadarıyla veriyorlar vücutlarına gıdayı. Nefsi işte bu zatın feryat etmiş. Bana bir şeftali. Tamam, sana şeftaliyi veririm. Ama gece uyumayacaksın. Veyahut da bir gece veyahut da iki gece veyahut da üç gece. Şart koşuyor. İbadeti yapıyor. Nefsi diyor ki bak söz dinledim ben diyor. Müdahale etmedim. Şimdi şeftaliyi ver bakalım bana. Şeftaliyi ye. Olur diye vereceğim. Mübarek zat buyuruyor ki bir yerden geçiyormuş. Orada kendiliğinden ölmüş bir deve. Deve enteresan özelliğe sahiptir. Diğer hayvanlar da yapıyor bunu. Böyle bazı şeyleri olduğu gibi yutuyor. Bu inek, öküz de bulunuyor. Mesela merkep öyle yapmıyor. Alıyor, kıtır kıtır geviyor da mesela yutuyor. Kendinden ölmüş ve şeylerde de oluyor bu. Ben o inek cinsi, yani öküz cinsi, dana cinsi, onlarda da oluyor. Çünkü kendimizin vardı. Bazı şeyler alıyor böyle. Koparmadan bile pat diye yutabiliyor. Yalamadan yutmak demek. Öyle yutuyor. Devede de varmış bu özellik. Çünkü devenin bu özelliğinden istifade ederek ben çocukluğumda dinlerdim. İşte Suriye'ye
şey geçirmek için bu eroin imalatında kullanacak afyon sakızı. Topluca deveye yutturuyorlar. Deveyi o tarafa geçiriyorlar. Deveyi orada kesip midesinden alıyorlar ve satıyorlar. Hayvanın o şeyini istifade ediyorlar. İnsanoğlu hocam. Evet. Yani. Evet, kısa bir ara diyorlar. Hayır, bir kısa bir aradan sonra anlatırım onu. Gönül Pınarı devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, programımızda birlikteyiz yine sizlerle. TGRT FM'desiniz. Belki de şu an şu saatte ilk defa bizlerle tanışan dinleyicilerimiz olabilir. Onlara da radyomuza ve programımıza hoş geldiniz diyelim. Nasıl olsa bizden bir daha ayrılamayacaklar değil mi hocam? İnşallah Dorem. İnşallah. Bu arada ben çok merak ediyorum hocam. Dinleyicilerimiz de merak ediyorlardır. Arada hocamıza söylüyordum. Böyle tabii ki biz maalesef, üzülerek söylüyorum, çok fazla iç içe büyümediğimiz için doğayla ilgili şeyleri çok fazla bilmiyoruz. Ben bu programda artık onları da öğrenmiş oluyorum diye. Hayvanların kendi özellikleri. Mesela geviş getiren hayvanlar diyorlar. Deve de geviş getirir. Sığır cinsi de et yiyen hayvanların içerisinde geviş getirir. Mesela merkep geviş getirmez. Ağzını alır yer yer, ondan sonra gönderir mideye. Şeylerde, öbürlerinde çift mide var. Bir götürüyor, sonra tekrar alıyor, tekrar şey yapıyor falan. Değişik bir özellikleri var. Deve de böyle bir cinsten. İşte insanoğlu çok enteresan bir varlık. Bütün hayvanların bu özelliklerini keşfediyor. Deveye de böyle bir şey yutturulabiliyor. Yutuyor yani hayvan. Yani gördüğünde aldığı zaman küt diye götürüyor midesine. Sonra o eriyor veyahut da geviş getirerek hallediyor onu. İşte bu özelliği sebebiyle bir deve de böyle şeftaliyi bütünce yutmuş. Hayvan da ondan sonra ölmüş. Kendiliğinden ölmüş. Orada karnında yarılmış. İşte işkembesi dışarı çıkmış. Bu zat anlatıyor şimdi bunu. Hani nefsi diyor ya, bana bir şeftali yedir. Şeftali yedir. Yediririm ama diyor, bana işte 3 gün müdahale etmesi. 3 gün müdahale etmemiş. Ondan sonra nefsi demiş ki, bak demiş, müdahale etmedim. Sen ibadetini yaptın. Hadi demiş, şeftali ver. Olur demiş. 3 gün sonra gidiyordum diyor. Baktım diyor, kendiliğinden ölmüş ve dışkısı. Yani veyahut da deve kesilmiş. O işkembesi alınmış, dışarı konmuş. O işkembesi de işte içinde o saman çöpü ne varsa hepsi yarılmış, dışarı çıkmış. Bütün bir şeftali. Midenin, devenin midesine girmiş. Artık böyle pörsümüş vaziyette. Nefsine diyor ki, bak diyor, şeftali vereyim mi sana? Nefsi feryat ediyor. Yok diyor, o değil. Ya diyor, bu da şeftali, ne fark eder diyor. Nefsiyle böyle yani rahat oynuyor. Rahat oynuyor. Bak diyor, bunu vereyim diyor. Kendin bilirsin diyor. Bak sözümde durdum diyor. Aha, şeftali yersen vereyim diyor. Vermemiş gene de var. İstemiyorum tamam demiş. İstemiyorum tamam. İstemiyorum. Yani bunlar, bu büyükler... ama onlar nefslerini tanımışlar. Nefslerini tanımışlar. Nasıl, ne şekilde hücum ediyor, nereden geliyor? Onlar o hallerini biliyorlar. Ne kadar güzel. Şeyde Ahmet Namık Cami Hazretleri var. Bu Şevahidül Nübüvve isimli kitabı vardır bu zatın. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatı anlatılıyor. Böyle menkıbemsi anlatılıyor orada. Şevahidül Nübüvve. İşte bu zatın orada bir şiiri var. Daha doğrusu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir ilticası var. İşte orada şiir halinde buyuruyor ki, beterdir gün be gün halim begayet ya Resulallah. Düzelsin artık efalim inayet ya Resulallah. Azıttı bu deni nefsim, beni şeytana uydurdu. Ne mümkün bunca isyanda dehalet ya Resulallah. Acep kabil mi kurtulmak, kabil mi kurtulmak, hevai nefsü şeytandan. Erişmezse eğer senden hidayet ya Resulallah. Gelince feyzi ihsanın, günahkar kimseye bir an, onun rahı düğü alemde, iki alemde, selamet ya Resulallah. Emri nehi tazim ettim, harama demedim halal, her günahın sonu oldu nedamet ya Resulallah. Ey insi cünnün Resulü, insanların en üstünü, ihlasına bağışla, kıl şefaat ya Resulallah diye yalvarıyor bu zat. Ki azıttı bu deni nefsim, beni şeytana uydurdu. Hani de şeytana uyduk derler çok kimse. Evet, şeytan kötülükleri isteyicidir. Ama nefs öyle değil ki, mesela Ramazan-ı Şerif'te şeytanlar bağlanır. Ama insanlar gene azgındır, taşkındır.
Nefs bağlanmıyor ki. Nefs bağlanmıyor. Onun için... Evet hocam, benim hep küçükken dikkatimi çekerdi. Çünkü hep söylenirdi şeytanlar bağlanıyor diye. Ama bakardım etrafımdaki insanlar yine kavga ediyorlar, tartışıyorlar. İşte olumsuz olması gereken her şey aslında hala daha devam ediyor. Niye diye düşünüyordum, şeytanlar bağlanıyorsa niye hala devam ediyor? Tamamen insanların içindeki düşman çıkıyor. Hatta... Bir de aç kalınca herhalde daha mı azgınlaşıyor? Daha da beter oluyor çünkü Ramazan-ı Şerif'in bereketi geliyor. Ona karşı tavırlı ya. Bir taraftan oruç tutuyor. Nasıl bunu bertaraf edeyim? Yani seni sinirli yapıyor, gataplı yapıyor, bilmem ne yapıyor falan. Onu bunu böyle jilet gibi kestiriyor. Yani yaptığın ibadetin sevabını götürtmek istiyor. Hedefi bu, maksadı bu. Yok etmek istiyor onu. Onun için çok uyanık olmak lazım. Onun için çok uyanık olmak lazım. Hatta ayet-i kerime, hadis-i şerifte de var. Mesela böyle bir durum söz konusu olduğu zaman ben oruçluyum de. Münakaşa etmek üzere geliyorsa ben oruçluyum de. Yani hiç olmazsa kendini böyle frenle. Çünkü nefs bekliyor böyle. Pusuda bekliyor. Jilet gibi sağını solunu doğrayacak. Ve hem de Ramazan ayı içerisinde Allah-u Teala'nın emirlerine muhalefet ettirerek gıdasını alacak. Onun için azgınlaşıyor. Daha da beter oluyor. Şeytan dışarıdan müdahaledir. Şeyde kitaplarda anlatılıyor da nefsle şeytan hakkında bilgi verilirken öyle hoş bir cümleydi o. Hepsini maşallah hocam o kadar güzel şeyler söylemişler ki az evvel okuduğunuz şiir de öyle. Hı hı, ruh halin, hı. Haletini çok iyi ifade ediyor. Çünkü bazen biz bile öyle inişler çıkışlar yaşıyoruz ki dünkü bizle bugünkü biz arasında dağlar kadar fark oluyor bazen. Doğru tabii. İnsan İslam alimlerinin sözleriyle devamlı irtibatını devam ettirecek olursa, devamlı surette irtibatını devam ettirecek olursa, hiç olmazsa kontrol eder. Neyi kontrol eder? Kendini kontrol edebilir. Hepsini yapabilir mi? Hepsini yapamasa bile belli ölçüler içerisinde onları disipline edebilir. Disipline ettiği müddetçe de ne olur? İyi bir insan olma görünümü verir. Hı-hı. Ama ondan kendisini kurtaracak olursa, Allah-u Teala korusun, bu mümkün değil. Ha, şeyi... sohbetin başında söylemiştik efendim, nefsinden sakın daim, ona güvenme asla, 70 şeytandan daha fazla düşmandır sana beyti, nefsi anlattığı gibi şeytanı köpeğe, şeyi de nefsi de yırtıcı kaplana benzetmişler din büyükleri. Şeytan köpek gibidir, taş atınca köpek kova çeker gider ya, bir daha saldırmaz, aynı konamdan saldırmaz, başka taraftan geçer, aynı konudan saldırmaz. Ama nefs öyle değil buyuruyor. Nefs yırtıcı kaplan gibidir. Yırtıcı kaplan gibidir. Saldırması ölümle biter. Mesela nefs bir şeyi taktığı zaman zihnine, ondan kurtulman çok zordur. Yatarsın, kalkarsın, günlerce bile meşgul edebilir. Kilitlenir oraya. Kilitlenir. Orada kalır. Tövbe istiğfar edersin, şunu yaparsın, bunu yaparsın. Bir türlü çıkartamazsın. Ancak böyle durumlarda bir Fatiha, üç İhlas okumalı. Başında sonunda üçer Salavat-ı Şerife okumalı. Bunlardan hasıl olan sevap Peygamber Efendimiz'e, bütün peygamberlere ve İslam alimlerine, ehl-i sünnet alimlerine, evliya-i kiram, evliya-i kiramdan bildiğimiz ve tanıdıklarımızın ruhlarına hediye etmeli ve hediye ettikten sonra ya Rabbi bunların hatırı ve hürmetine, nefsi emmaremin şerrinden sana sığınırım diye dua etmeli. Bunların hatırı ve hürmetine, nefsi emmaremin şerrinden sana sığınırım ya Rabbi diye dua etmeli. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Çünkü bir hadis-i şerifte buyuruyor ki insanı felakete sürükleyen şeyler üçtür. Hasislik, yani cimrilik, nefse uymak, kendini beğenmek. Kendini beğenmek zaten nefsten kaynaklanır buyuruyor. Hasislik, cimrilik insanı felakete sürükler. Nefse uymak ve kendini beğenmek. Peki hasislik deyince işte ona buna çay içirmeyen veyahut da bir şeyler ikram etmeyenler zannedilir. Çok kimse öyle zanneder. Bilgiler doğru olmadığı için böyle herkese çoluğuna çocuğuna yedirmez. Aa gel seni bugün lokantaya götüreyim, gel sana şunu ikram edeyim falan. Bunlar cömert zannedilir. Halbuki cömert o değildir. Cömert kimse zekatını veriyorsa, sadakayı fıtırı veriyorsa, mevcut olan kendindeki bilgiyi insanlara ulaştırabiliyor, aktarabiliyor ise, kendi emrindekilere Allah-u Teala'nın dinini öğretiyorsa, yaşamak için gayret sarf ediyorsa, zekatını da veriyorsa, bu kimse cömerttir. Adam zekat vermiyor. Zekat vermiyor. Çoluğuna çocuğuna gereken ilgiyi göstermiyor. Ondan sonra ona buna yedirip içiriyor. Çok cömert adam. Cömert değildir. Müsrif adamdır o. Kitapta öyle tarif etmiştir. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün birisi geliyor. Ya Resulallah bir altınım var, ne yapayım? Buyuruyor ki işte hanımına harca. Bir tane daha var. Çocukların var mı? Var diyor. Onu da çocuklarına harca. Bir altınım daha var.
Hizmetçin var mı? Var. Onu da ona harca. Bir altının daha var. Kendine harca. Bir daha var buyuruyor. Onu nereye harcayacaksın? Sen daha iyi bilirsin buyuruyorlar. Bakın önce çoluğuna, çocuğuna, kendine varsa hizmetçisi, yani emri altında olanları, hı-hı, sayıyor Peygamber Efendimiz. Hı-hı. Önce onları harca. Bunların hepsini harcadı. Bir tane daha var diyecek. Ha, onu nereye harcayacaksın? Sen daha iyi bilirsin. Onu götür sadaka ver buyuruyorlar. Yani sadaka ver demek istiyorlar. Ama sen hepsini götürüp de aynı şekilde sadaka verirsin. Aa, ne cömert adam. Herkese böyle yardım ediyor falan. Değil. Yanlış bu. Onu iyi bilmek gerekir. Yani israf, israf nedir peki? İsraf malı harama vermek. İnsanlığın, İslamiyetin ve mürüvvetin, yani insanlığın uygun görmediği yere malı harcamak demektir. Mesela İslamiyet uygun görüyor mu senin çocukların mağdurken başkalarına, hayır, harcamayı? Hayır. Hayır. İslamiyet ne diyor? Önce kendine, çoluğuna, çocuğuna. Ondan sonra tabi Rabbimizin emri, dine zenginse zekatını ver. Sadakayı, fıtırını ver. Kurbanını kes. Ondan sonra Allah-u Teala'nın dinine hizmet eden yere yap yardımını. Ondan sonra var, varsa dağıt ondan sonra. Ve dağıtırken de önce akrabandan başla buyuruyor. Çoluğunu çocuğunu gözetmiyorsun. Akrabanı gözetmiyorsun. Zekat vermiyorsun. Oo, gel gel ben seni lokantaya götüreyim falan. Gel gel bir çay için falan. Ya bunlar kötü hasretler değil. Ama bunun disipline edilmesi lazım. Sırayı iyi yerleştirmek lazım. Çünkü kişinin verdiği sadakalar içerisinde en kıymetlisi hangisidir? Hadis-i şerifte geçiyor. Çoluğuna çocuğuna yedir diye buyuruyor. Çoluğuna çocuğuna verdiği. Mesela cuma gününün edepleri, bereketleri anlatılırken, daha önce de bir nakletmiştik cuma günüyle alakalı. Mesela orada da bahsediliyor. Cuma günü yemeği bol etmek, yani çoluğun çocuğun nafakasını bol etmek, elindeki imkana göre. Hatta tatlı almak, benzeri şeylerle sevindirmek. Yani evini sevindirirse, çoluğunu, çocuğunu, hanımını sevindirirse daha çok sevaba kavuşur buyuruyor. Evi huzurlu olursa bu huzur otomatik olarak başkalarına yayılacaktır. O zaman evine yedirdiği için evinden de ses seda çıkmayacaktır. Bu kimse rahat başkalarına da verebilir. Yardım da olabilir. Bir söz var. Kendisine faydası olmayan başkasına hiç faydası olmaz. Bu adam kendi hanımına, çoluğuna, çocuğuna faydası yok. Başkasına faydası. Aferin desinler diye yapıyor onu. Nefs ve şeytan onu habire kandırıyor. Yani adam israf ediyor farkında bile değil. Zekat vermeyen kimseye cömert denmez. Hasis odur işte. Zekat vermiyorsa cimridir. Zekat vermiyorsa cimridir. Çoluğunu çocuğunu ihmal edip başkasına ediyorsa yine cimridir. Ve müsriftir. Çünkü öncelikle oraya. İnsanı felakete sürükleyen şeyler bunun için üçtür buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerinde. Hasislik, cimrilik, nefse uymak ve kendini beğenmek. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine buyuruyorlar. Ümmetimin iki kötü huya yakalanmalarından çok korkuyorum. Bunlar nefse uymak ve ölümü unutup dünya arkasına koşmaktır. Nefse uymak, ölümü unutup dünya arkasına koşmaktır. Allah Teala muhafaza buyursun. İşte bize ölümü unutturan kimdir? Nefstir. En sevdiğimiz vefat ediyor. En yakınımız vefat ediyor. Üzüntüsü biraz devam ediyor. Nefs allem ediyor, kallem ediyor. Bir yerden giriyor ve tarumar ediyor bizi. Ama denirse ki, hani başında da söylemiştik. Nefs olmasaydı da insan burada yaşayamazdı, evlenemezdi, çoluk çocuk sahibi olamazdı, binalar yapamazdı. Ne bileyim cihad edemezdi. Bunların hiçbirisi olmazdı. Bunların hiçbirisi olmazdı. Bir yakının, bir sevdiğin vefat etmiş. Bu dünyanın senin gitmen lazım. Ama sonra bakıyorsunuz külleniyor. Sen yine bildiğini okumaya devam ediyorsun. Eğer nefsi olmasaydı bu mümkün değildi. Hatta kitaplarda şöyle bir bilgi var da daha önce de zaman zaman aktarıyoruz. Allah-u Teala bizden önceki gelmiş ve ahirete intikal etmiş olanları, bu zamanımızdaki yaşayan insanların ruhlarını ve bizden sonra gelecek olan ruhların, gelecek olan insanların ruhlarını hepsini yaratmış. Önce ruhlar yaratılmıştı. Onlar Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Elestü bi Rabbiküm. Rabbiniz kim? Galu dediler ki ruhlar. Yani Elestü Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Allah-u Teala sonra Galu dediler ki. Bela. Evet. Yani bütün ruhlar evet dediler. Sen bizim Rabbimizsin. Allah-u Teala böyle cevap. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor bu. Sen bizim Rabbimizsin dediler. Hepimiz söz verdik. Hepimiz söz verdik. Daha başlangıçta. Allah-u Teala, Cenab-ı Hak bu dünyayı da yaratıyor. Ruhlar alemindeyiz. Meleklere gösteriyor Allah-u Teala. Yarattığı meleklere gösteriyor. Melekler buyuruyorlar ki ya Rabbi bu kulları nereye göndereceksin? Yani nerede? Hangi gökte? Nerede? Bu birinci katta gökte. Birinci kat bu bizim bulunduğumuz. Bu birinci kat gökte işte güneşin de içinde bulunduğu bir galaksi. Ki birinci kat göğün içinde bile yok gibi bir şey yani. Dünyayı gösteriyor. Dünya küresini, yer küresini gösteriyor Allah-u Teala. Onları buraya göndereceğim. Melek
gelmişler. Bir o ruhların bakıyorlar, bir de yer küresine bakıyorlar. Ya Rabbi derler, sen daha iyi bilirsin ama burası almaz bunları. Allah Teala buyuruyor ki ben onların hepsini birden göndermeyeceğim ki. Nöbet nöbet göndereceğim. Melekler bir oraya bakıyorlar, bir de ruhlara bakıyorlar. Ya Rabbi nöbet nöbet de gelseler, tam önce gelenler az olacak, sonra gene almaz burası, yer küresi gene almaz bunu. Allah Teala buyuruyor ki yani ben ölümü yarattım buyuruyor onlar için. Ölümü yarattım. Yani ben göndereceğim, onlar ölecek, ondan sonra ikinci parti gelecek. Melekler diyorlar ki peki ya Rabbi ikinci gelenler, öndekilerin, ilk gelenlerin öldüklerini görecekler mi? Allah Teala buyuruyor ki görecekler. O zaman meleklerin hayreti daha da artar. Ya Rabbi arkadan gelenler öndekilerin öldüklerini gördükleri halde bu dünyada nasıl yaşayacaklar onlar? Dünyada nasıl kalacaklar, nasıl yaşayacaklar? Allah Teala cevaben meleklere buyurur ki ey meleklerim üzülmeyin, ben gafleti de yarattım. Yani nefsi yarattım. Çünkü meleklerde nefsi yok. Meleklerde nefsi yok. Hayvanlarda da yok nefsi. Hayvanlarda sadece sevgi tabii vardır. İçgüdü vardır. O sevgi tabii insanda da vardır. İnsanlara ek olarak hayvanlardan farklı olarak akıl ve nefs de verilmiştir. Hayvanlarda sadece sevgi tabii var. Mesela sevgi tabii sebebiyle yiyeceğini, neleri yiyeceğini ve o sevgi tabiisi içgüdüsüyle nelerden sakınması lazım geldiğini bilir. Kendisine zarar verecekten sakınır. Acıktığı zaman da gider. O kendisinin karnını doyuracak şeyi de bulur ve yer. Onun için mesela bunları anlatırken İslam alimler de yazmışlar. İmam-ı Rabbani Hazretleri de yazmışlar. Hayvanlarda nefsi yoktur. Mesela bir hayvan susadığı zaman gider suyunu içer. Doyduğu zaman çekilir. İnsan öyle değil buyuruyor. İnsanda nefs var. Veyahut da hayvan acıktığı zaman gider yiyeceğini bulur. Yer, doyunca çekilir. Doymuştur çünkü. İnsan öyle değildir. Çünkü nefs var. Doyunca çekilmez. Denemesi bedava. Dinleyicilerimiz aynı şekilde kendilerinin başlarına denesinler. En sevdikleri yiyeceği koysunlar. Midenin üçte biri yemek, üçte biri su, üçte biri hava payı olacak. Dinin, şeriatın emri bu. O noktaya gelince nefs öyle bir iştahlandırır ki. Niye? Çünkü din, şeriat bir emir koymuş. Ne koymuş? Doyduktan sonra yemek haram buyurmuş. Nefs bunun haram olduğunu biliyor. Onun da gıdası haram değil mi? Haram. O noktaya kadar seslenmezmiş. Dokunmaz. Tam o çizgiye gelirken yavaş yavaş başlarmış insandaki iştahı arttırmaya. O gücü var. Peki niye arttırıyor? Doyduktan sonra yesin, gıdasını alsın diye. Onun gıdası haramdır, yoksa oradaki yemek değildir. Peki gıdalanınca ne oluyor hocam? Hı? Yani gıdalanınca ne oluyor? Kendini iyi mi hissediyor? Kuvvet, kuvvetli oluyor. Kuvvetli oluyor, baş edemiyorsun ondan sonra, alt edemiyorsun. Mesela onun gıdaları, yani isyan, inkar, günah, haramlar, mesela haramlar ve mekruhlar önemli, gıdasını kestikçe zayıflıyor. Kalbe düşüncesini atamaz hale geliyor. Mesela Hindular var, onların Brahman papazları var mesela, onların da rahipleri var. Onlar da mesela açlık çekiyorlar, riyazet çekiyorlar. Bazı nefsin istediği şeyleri vermiyorlar, nefsleri zayıflıyor. Nefisleri zayıf ama itminana kavuşmuyor. İtminan Müslümanda olur, evliyada olur. Onların nefsi zayıflıyor, kalbe tesir edemiyor. Nefs zayıflayıp da cilalandığı an kafirse, mesela onlar putperesttir. Bazı şeyler böyle disipline ediyor. Ondan sonra nefs parlıyor ve cilalanıyor. Olağanüstü şeyler görmeye başlıyor veya gösteriyor. Buna istiraç denir. Peki mümin, Müslüman ise kitaplardan okuyarak ve Allah-u Teala'nın sevdiklerini tanıyarak, onların sohbetiyle nefsini tanıyarak, nefsinin tepesine bine öyle bir duruma geliyor ki, işte Ahmet bin Hadravey Hazretleri'nin olduğu gibi, hani diyor ya onun nefsi, Ahmet bin Hadravey Hazretleri'nin nefsi, sen beni diyor her gün 100 defa öldürüyordun. O şekilde Cenab-ı Hak lütfedip ihsan edince nefs kafirlikten kurtulup imanla şerefleniyor. Ona nefsi mutmain ne deniyor o zaman? Nefsi itminana kavuşmuştur. Yani iman etmiştir. İman edince bu sefer tam tersini yapıyor. Allah-u Teala'dan razı oluyor o zaman. O zaman tam tersini yapıyor. O zaman da seni uyutmuyor. Kalk diyor ya, bu dünyaya yatmak için gelmedin. Önünde kabir var diyor. Çok uzun süre orada yatacaksın. Kalk ibadet et diyor. Tam tersini yaptırıyor. Ha, o zaman da işte mesela evliyada da o andan itibaren olağanüstü haller zuhur etmeye başlıyor. Ona da keramet denir. Kafirdekine, kafir de yemiyor, içmiyor. Disipline ediyor. Nefsi zayıflıyor. Nefsi zayıflıyor ama nefs aynası parlıyor onun. Kafir olduğu için. Bu sefer onda da olağanüstü haller zuhur etmeye başlıyor. Şeytanın da var öyle olağanüstü güçleri. O da gösteriyor. Yani gökte onun bir makamı da vardır. Hiçbir evliyadan
Peygamberden bile ümidini kesmemiş. Abdülkadir Geylani Hazretleri bir Ramazan-ı Şerif'te öyle bir numara çekiyor ki. Böyle talebeleriyle beraber gidiyor. Birden böyle gök gürler gibi. Hava kapalıymış böyle. Gök gürler gibi. Öyle bir ses geliyor falan. Ya Abdülkadir, senden orucu kaldırdım diye bir ses. Bütün talebeleri donup kalıyor tabii. Cahil olan ne olur? Rabbim iptal etti diye. Allah korusun cehenneme bilet alır koşar gider. Abdülkadir Geylani Hazretleri bir hemen onu önümden çekin diyor. Hemen şekil değiştirip insan suretinde geliyor. Benim de iblis oldum, nereden anladın? İlmimle buyuruyor. Cenab-ı Hak da zaman ve mekandan münezzehtir. Senin sesin diyor cihetten geldi, bir yönden geldi. Rabbim o şekilde hitap etmez. Çünkü zamanı ve ciheti yaratan odur. İlmimle. İlim olmazsa oho şeytan işte onun için buyuruyorlar. Cahil sofu şeytanın maskarası olur. İstediği gibi parmağında oynatır. Mandır mandır parmağında oynatır. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Hatta bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sohbet ediyorlar mescitte. Sohbet ediyorlar. İşte ayet-i kerime nazil olmuştu. Amme'de geçiyor bir surede. İstanbul'a eyyetü hem nefsun mutmainne diye geliyor ayet-i kerime. İşte ey mutmainne olan nefs. İşte sonunda da irci'i biiznillah Allah-u Teala'ya dön. Ey mutmainne olan nefs, yani imanla şereflenmiş olan nefs. İşte bu ayet-i kerimeyi okuyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir, ya Resulallah bu ne güzel söz diyor. Bu ne güzel şeydir bu. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki, sen ölürken melek sana böyle söyleyecek buyuruyorlar. Ne yüksek derecem, mübarek olsun. Cenab-ı Hak kırıntıları nasip eder inşallah. İnşallah hocam. İnşallah. Evet sevgili dinleyiciler, yine kısa bir aramız var, ardından sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz Gönül Pınarı'nda. Bugün en büyük düşmanımız nefsten bahsediyoruz. Hocam hep şeytan şeytan denir. Hani böyle bir kötülük olduğunda, bir yerde bir günah işlendiğinde hem yabancılar hem Müslümanlar hep şeytandan bahseder, ama demek ki asıl bahsedilmesi gereken biraz arka planda kalmış. Ama icraat olarak hep ön planda olan kendisi. Kendisi, kendimiz, nefsimiz. Evet. İşte tabi din büyükleri sohbetlerinde, kitaplarında hep bunları anlattıkları için İmam Rabbani Kutsu Sözlerine 400 sene önce talebeleri sormuşlar. Allah-u Teala nefsi yaratmasaydı insanlar onun aldatmasından kurtulurdu. Hı hı. Kimse kötülük yapmaz, herkes cennete giderdi. Bu daha iyi olmaz mıydı? Cevap veriyor İmam Rabbani Hazretleri. Bu dünyada her mahlukta, her şeyde Allah-u Teala'nın hem rahmet sıfatı hem de kahr, gadab sıfatı tecelli ve zuhur etmektedir. Her mahlukta ama. Ben mesela bunları okuduktan sonra şeylere bakıyordum. Yırtıcı hayvanlardan kaplan, arslan, ondan sonra yılan, akrep, timsah. Şimdi onların haline bakıyordum falan. Yaratan Cenab-ı Hak. Onlara o hali veren de Cenab-ı Hak. Onları gördükçe Cenab-ı Hakk'ın azabından ve gadabından. Yani onu gözle bakarsan o hatırına geliyor. Yaratan ve ona o özelliği veren o. Cenab-ı Hak yaratmış. Ve İmam Rabbani Kutsu Sözleri buyuruyor ki, bu dünyada her mahlukta ama, her mahlukta, her şeyde Allah-u Teala'nın hem rahmet sıfatı hem de kahır, gadab sıfatı. Mesela koyuna da bakıyorsun, çok mülayim. Onu da yaratan o. Ama aslanı, kaplanı yaratan da o. Timsahı yaratan da o. Onda başka şekilde tecellisi görünüyor, öbürsünde başka şekilde. İnsanda her ikisi de görünüyor. Hem kahır, gadab sıfatı insanda var. Hem de rahmet sıfatı var. Rahmet sıfatını tecelli ettikleri de işte evliya dediğimiz o insanlar onu veriyor. Onlar da tadından yenmiyor. Ama mücessem nefsan, işte nefsteki bütün halet-i ruhiye. Yaratan Cenab-ı Hak.
Onun için İmam Rabbani Kutsu Sözleri bu dünyada her mahlukta, her şeyde Allah-u Teala'nın hem rahmet sıfatı hem de kahır, gazap sıfatı tecelli ve zuhur etmektedir. Su, insanların, hayvanların ve bütün bitkilerin yaşamaları için, temizlik için, yemek, ilaç yapmak için lazım olduğu gibi denizde binlerce insan boğulmakta, sel suları evlerde yıkmaktadır. Su hem faydalı hem zararlı. Soğuk su için hasta olmaktadır. Geçiyoruz. Ateş. Ateş ekmek, yemek pişirmek için, kışın ısınmak için lazım olduğu gibi içine düşeni yakmaktadır. Elektrik çok yerde işimize yaradığı halde yangına sebep olmakta. İnsana çarpınca hemen öldürmektedir. Faydası da var. Elektrik olmasa biz bu iletişim kuramıyoruz. Şu anda ışıklardan mahrum kaldığımız gibi yayın da yapamayız. Aynı elektrik yangına sebep olup bizi helak edebiliyor. Veyahut da elimizi yüksek voltajdaki bir elektriğe soktuğumuz zaman da bizi çarpıp öldürebiliyor. Bu faydası da var, o zararı da var. Her ilaç bir derde deva olduğu halde fazlası zararlı olmaktadır. Her şey de böyledir. Nefs de bunlar gibidir. Hem faydalı hem zararlı taraflar vardır. Nefsin yaratılması, insanların yaşaması, üremesi ve dünya için çalışmaları ve ahiret için cihat sevabı kazanmaları içindir. Allah-u Teala nefsi böyle nice faydeleri için yaratmıştır. Allah-u Teala bütün insanlara merhamet ederek, acıyarak nefse hakim olup zararlı arzularını önlemeleri için akıl da yaratmış ve akıl da onun hakkından gelemediği için peygamberler yaratıp göndermiştir Allah-u Teala. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar ki, özür dilerim efendim, aklın alameti nefse galip ve hakim olmak ve öldükten sonra lazım olanlara hazırlanmaktır. Ahmaklık alameti nefse uyup Allah-u Teala'dan af ve merhamet beklemek. Nefsin keyfine göre yaşıyor. Allah-u Teala rahimdir. Allah-u Teala merhametlidir. Allah-u Teala affedir. Evet, Allah-u Teala rahimdir. Allah-u Teala gafurur rahimdir. Gafurur rahimdir. Ama Allah-u Teala azap eder. Vaktiyle bir adamcağız hep böyle insanlara vaaz-ı nasihat edermiş Fatma Hanım. Salihada bir hanım varmış. Ama adamcağızın işte nefsine uyuyor veyahut da ne bileyim tabiatı gereği eve gelince içki içermiş bu. Hanımı dermiş ki hanım etme eyleme. Hanımı dermiş ki etme eyleme efendi. İnsanlara diyorsun ki ya Cenab-ı Hakk'ın mennettiği şeylerdir bunlar. Yapmayın etmeyin. Sen gelip yapıyorsun bunları. Hemen tabi adam Kur'an-ı Kerim bildiği için hemen ayet-i kerime okumuş. Allah-u Teala gafurur rahimdir. Affeder hatun sen bilmiyor musun bunları falan. Kadıncağızın fazla bilgisi olmadığı için cevap veremezmiş. Bir gün başka bir zat bunu ziyarete geliyor. Evde yokmuş, hanımı çıkmış. Diyor ki beyin nasıl bir kimsedir? Efendim diyor beyin iyi bir kimsedir ama bir günahı terk edemedi. Herkese nasihat eder ama eve gelince içki içer. Peki der sen müdahale etmez misin? Ederim efendim ama der benim hemen ağzıma lafı tıkayıveriyor. Bilmez misin işte Allah-u Teala gafurur rahimdir. Affedeceğini vaat ediyor. Hatun niye karışıyorsun? Ben de ayet-i kerime okuyunca elim ayağım tutulup kalıyor, bir şey diyemiyor. Beyin gelince de ki, meğer gene Hızır aleyhirrahmeymiş. Yani nasipli bir adamcağızmış ha. Beyin gelince de ki, evet elbette Allah-u Teala gafurur rahimdir, tövbe edenler affeder. Ama Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, azabım elimdir, elimin azim diye geçiyor. Büyük, hani elim, büyük azap sahibi. Elim azaplar sahibidir. Yani azap edicidir Allah-u Teala. Bunu haber verdi. Kur'an-ı Kerim'de çok geçiyor bu. Allah-u Teala'nın azabı da büyüktür. Mealinde. Adamcağız geliyor. Yine sofrayı hazırlarken diyor ki efendi etme eyleme. E hatun diğer zaman söylüyoruz. Ayet-i Kerime'yi okuyalım. Allah-u Teala gafurur rahimdir. Elbette der amenna ben inanıyorum. Rabbim gafurur rahimdir. Ama Rabbim aynı Rabbim buyuruyor ki ben elim azap sahibiyim. Adamcağızın el ayağı kesiliyor. Hatun diyor sana bunu birisi söylemiş ama doğru söylemiş. Doğru diyor. Cenab-ı Hak gafurur rahimdir ama elim azap sahibidir de. Tövbe ettim diyor. Bir daha yapmayacağım. Ve bırakıyor. Tövbe ediyor bırakıyor. Elbette Allah-u Teala gafurur rahimdir. Şimdi nefsine uyan ya Allah-u Teala gafurur rahimdir. Elbette gafurur rahimdir. Allah-u Teala affeder. Elbette. Ama Allah-u Teala elim azap sahibidir de buyuruyor. Mesela Cenab-ı Hak İmam-ı Gazali Hazretleri de anlatıyor bunu. Bazı tembeller çalışmıyor. Mesela İslamiyet'in emri bu. Çalışmadığı halde Allah-u Teala buyuruyor ki
Benim adeti ilahiyem ezelde sebepler alemindedir. Bu sebeplere yapışırsanız, çalışırsanız veririm. İster iman et, ister etme. Benim adeti ilahiyem böyledir. Kafir de çalışsa veririm, iman eden de çalışsa veririm buyuruyor. Efendim işte Allah-u Teala rızka kefildir. Elbette rızka kefil. Ama çalışmazsa, nitekim zamanımızda var, çalışmayıp. Niceleri böyle açlıktan öldürdüğü yok mudur Cenab-ı Hakk'ın? Var. Tembel tembel oturan, çalışmayan. Açlıktan ölenler yok mudur? Vardır. Allah-u Teala'nın emrettiği sebebe yapışmamıştır. Yapışmayınca da Cenab-ı Hak vermemiştir. Hatta bir peygamberin ümmetinden birisi, özür dilerim efendim, tevekkülü yanlış anlamış. Bir gün böyle dağda gezerken bakmış, bir aslan hayvan kovalıyor ve işte bir yere gizlenmiş, seyretmiş. Aslan avını yakalamış, onun sonra getirmiş, bunun da böyle saklandığı yerin önünde. Orada yemiş, çekilmiş. Bakmış orada da bir kötürüm, ayakları tutmayan bir tilki. Aslan çekildikten sonra o tilki sürüne sürüne gitmiş, aslandan kalanları yemiş, doyurmuş. Adam onu görünce yanlış kıyas yapmış. Ha, demiş demek ki Allah-u Teala yarattığı bütün mahlukatın rızkını verir buyuruluyordu. Demek ki ayağına kadar getirir. Ben diyor çalışmama gerek yok o zaman. Bir mağaraya çekiliyor, başlıyor da ibadete. Bekliyor rızkını. Ayağıma gelir diye. O ümmete gönderilen peygamberi Allah-u Teala vahiyle bildiriyor. Git söyle o ahmak kuluma, o mağaradan çıksın, insanların arasına karışsın, yarattığım sebeplere yapışsın. Yoksa onu orada açlıktan öldürürüm buyuruyor Cenab-ı Hak. Çünkü Allah-u Teala'nın adeti ilahiyesi öyle değil. Ha, o kötürüm tilkidir. Cenab-ı Hak onun ayağına getirtirir. O ayrı mesele. Ama sen kötürüm değilsin. Çalış. Adeti ilahiyesi bu. Onun için bazıları işte ahmaklık alameti buyuruyor hadis-i şerifte. Nefse uyup Allah-u Teala'dan af ve merhamet beklemek. Sen çalışma, ibadet yapma. Allah-u Teala yasak ettiklerinden sakınma. Allah-u Teala affeder de. Bu tamamen nefsin uydurması bir laftır. Cahilce bir sözdür ve ahmakça bir sözdür. Hadis-i şerifte böyle bildirilmiş çünkü. Şeye benziyor hocam, şimdi bir öğrenci dersini çalışmıyor, ondan sonra da çalışmadığı halde öğretmenin onu geçirmesini, sınıf atlatmasını ya da dersten çok iyi not vermesini bekliyor gibi bir şey. Doğru. Ya da bundan emin yani. En iyisini alacak, o olmaz o. O mümkün değil, o mümkün değil. Demek ki ilk etapta çalışmak lazım. Elbette sebeplere yapışmak lazım. Mesela kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki Allah-u Teala bütün insanlara iman etmelerini emretti. Yarattığı bütün Adem Aleyhisselam'dan itibaren. Ama bu hitaba muhatap olan insanlardan aklına uyan, nefsine değil aklına uyan, akıl çünkü doğruyu gösterir. Peygamberi gösterir, peygamberin dediği doğrudur der. O peygamberin getirdiklerine iman eder. İmanla şereflenir. Tercihini bu yönde kullananlara Cenab-ı Hak iman nasip etmiştir. Tercihini bu yönde kullananlara. Ama tercihini nefsi tarafında kullananlara da iman nasip etmemiştir. Efendim işte nasip işi doğru. Ama orada ehl-i sünnet alimleri buyuruyorlar ki iman edip etmemekte kul kendi tercihini kullanıyor. Ya o peygamberin getirdiklerini aklına uyarak aynı şekilde kabul tasdik ediyor yahut da reddediyor. İkisinden birisi. Kabul ederse mümin oluyor, reddederse kafir oluyor. Tercih meselesi. Tercihini ne tarafta kullandı? Eğer tercihini o tarafta kullanıyorsa ne âlâ. Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesinde geçiyor. Allah-u Teala kullarını selamet, saadet yeri olan cennetine davet ediyor. Dilediğini bu yola kavuşturuyor. Dilediğini, onu İslam alimleri hadis-i şeriflerde de açıklanmış o ayet-i kerimede. Yani bir kimse tercihini o yönde kullanırsa Allah-u Teala da onun kalbine hidayeti veriyor buyuruyor. Aklı selim sahibi olan bu mesud insanlara sabukun denir. Yani aklını şey yapıp da Cenab-ı Hakk'ın kendisine hidayet nasip ettikleri. İşte peygamberler, evliya-i kiram, mezhebi imamlar ve bütün müştehitler böyledir buyuruluyor. Akıllarına uymayıp Allah-u Teala'nın davetini kabul etmeyenlerden dilediklerini kendi taşkın, azgın hallerinde bırakmakta, dilediklerini de yine ihsan ederek dilediği zamanda hidayete kavuşturmakta, kalplerini iman ile doldurmaktadır. Ama onlar da tercihini tabii o şekilde yaparlar ise... Kısa bir aramız var herhalde. Evet efendim. Kısacık bir aramız daha var sevgili dinleyiciler. Daha sonrasında yine sizlerle birlikte olacağız. Thank you.
kadar zamanlar, dakikalar çok kıymetli, ancak su misali avuçlarımızın içinden kayıp gidiyor, akıyor, durmuyor. Dolayısıyla biz de programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bu arada sevgili dinleyicilerimize bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Haftalar öncesinde hocamızın naklettiği çok güzel bir dua vardı, istiğfar duası. Dinleyicilerimiz her hafta tekrarını istiyorlar. Dolayısıyla bu haftada inşallah yapacağız, değil mi hocam? İnşallah. Tabii. İnşallah aktaracağız. Kalem kağıt hazır olsun. İnşallah. Ki kaçırmayalım, yazmak da kolay olsun. Efendim, İmam Rabbani Kutsal Sözleri buyuruyorlar ki insan ve hayvanların bedeni dört şeyden yaratılmış. Dört tane maddeden yaratılmış, yapılmıştır. Toprak maddesi birincisi, ikincisi su, üçüncüsü hava, dördüncüsü nar, yani hararet, ısı, ateş. Birbirine benzemeyen, hatta birbirinin aksı olan bu dört şeyin ihtiyaçları ve icapları vardır. Bedendeki hararetten, yani ateşten, ısıdan dolayı ısı kudret kaynağı olduğu için insan ve hayvanlar kendini beğenmekte. Buradan kaynaklanıyor bu. Şeytan da ateşten yaratıldığı için bende diye. İnsandaki kibir de buradan kaynaklanıyor buyuruluyor. Kendini beğenmekte üstün görmektedir. Şehvet ve gadab kuvvetleri ve başka kötülükler bu dört şeyden ileri gelmektedir. Toprak, su, hava ve ateş. Tabii nefsi iman etmeyince bunların hepsini kullanıyor. Kendi istekleri doğrultusunda hareket ediyor. Nefsi iman edince bunlar da bağımsız hareket edebiliyorlar. Tabii iman etmek onu Allah-u Teala nasip ederse olur. Biz nefsimizle mücadele edebilmemiz için din büyüklerinin kitaplarında yazdıkları bilgilere göre hareket etmemiz gerekir. Mesela İmam-ı Gazali Hazretleri Kimya-i Saadet kitabında ve İhya-i Ulumuddin'de nefsine nasıl hesaplaşılır? Hatta Hakikat Kitap Evi'nin Kıyamet ve Ahiret ismiyle yayınladığı Dürretül Fahire isimli bir kitap var. İmam-ı Gazali Hazretleri'ndir bu kitap. Orada nefsle nasıl mücadele edilir? O çok güzel bir şekilde anlatılmış ve açıklanmış. Hatta biz oradan belli bir bölüm de aldık ve onu da vaktimiz varsa inşallah Teala nakletmeye çalışacağız tabii dinleyicilerimize. İmam-ı Gazali Hazretleri orada anlatırken buyuruyorlar ki Enbiya suresinin 47. ayet-i kerimesinde meal olarak buyuruyor ki buyuruyor İmam-ı Gazali Hazretleri. Cenab-ı Hak buyuruyor. Kıyamet günü terazi kuracağım buyuruyor Cenab-ı Hak. O gün kimseye zulmedilmeyecektir. Herkesin dünyada yapmış olduğu zerre kadar iyilik ve kötülüklerin meydana çıkarıp teraziye koyacağım. Herkesin hesabını yapmaya yetişirim buyuruyor Cenab-ı Hak. Enbiya suresinin 47. ayet-i kerimesinde mealen böyle buyuruyor. Bunu haber verdi ki herkes dünyada kendi hesabına baksın. Zira Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyorlar. Akıllı şu kimsedir ki. Kimmiş bakalım bu? Akıllı şu kimsedir ki. Günü dörde ayırıp birincisinde yaptıklarını ve yapacaklarını hesap eder. Yaptıklarını neler yapmış o ana kadar ve yapacaklar nelerdir onları hesap eder. İkincisinde Allah-u Teala'ya yalvarır, ibadetle meşgul olur. Üçüncüsünde bir sanatta veya ticarette çalışıp helal para kazanır. Bir işte çalışır, helal para kazanır. Dördüncüsünde istirahat eder, yani uyur veya mubah olan şeylerle kendini eğlendirip haram şeyleri yapmaz ve onlara gitmez. İşte sana program. Hadis-i şerifte bildirilmiş. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri buyuruyorlar ki hesabınız görünmeden önce kendinizi hesaba çekiniz. Hatta Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin bu konuda bir sözleri var. Herkes yaptıklarının hesabını çekiyor. Yaptıklarını ve yapacaklarını. Ben ise zihnimden geçenlerin de hesabını yapıyorum. Neler yaratmış Cenab-ı Hak, nasıl kullar yaratmış. Cenab-ı Hak şefaatlerine nail eyleri inşallah. İnşallah. Allah-u Teala mealen buyurdu ki şehvetlerinizi, yani nefsin arzularını haramlardan almamaya uğraşınız ve bu cihatla sebat ediniz, dayanınız buyuruyor. Bunun içindir ki din büyükleri bu dünyanın bir pazar yeri gibi olduğunu ve burada nefsle alışverişte olduklarını anlamışlardır. Bu ticaretin kazancı cennettir, ziyanı da cehennemdir. Yani kârı ebedi saadet, ziyanı da sonsuz felakettir. Bunlar nefslerini, yani bu din büyükleri nefslerini ticaretteki ortak yerine koymuşlardır. Ortakla önce şartname yapılır, sözleşilir. Sonra işlerine, sözünde durup durmadığına dikkat edilir. Nihayet hesaplaşılıp ihanet yapmışsa, hıyanet etmişse mahkemeye verilir. Bunlar da nefsleriyle bir ortak gibi sırayla şu işleri yaparlar. Şirket kurmak, onu murakabe etmek, denetlemek, gözetlemek, muhasebe etmek yani hesaplaşmak, muakabet yani cezalandırmak, mücahede yani onunla uğraşmak ve muatebet yani onu azarlamak. Ama bunların hayatın hepsine bakıyorsun, hepsinde var bu. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri tabii onların zamanında kerpiç evler tek katlı.
Böyle pencere cam da yok. Çoğunda perde tutuluveriyor. Akşam eve oturduğu zaman böyle yoldan geçenler duyuyor. Yüksek sesle kendisini hesaba çekermiş. Elinde kamçısı. Tek başına ha odada. Bunu niye böyle yaptın? Kendi kendine ha. Nefsine soruyor. Mesela ha bunu işte ayet-i kerimede böyle bildirildi. Peygamber Efendimiz bunu böyle yaptı, böyle buyurmuştu. Tamam uygun geç. Bunu ha bunu yanlış yaptın. Yanlış yapmış. Niye böyle yaptın? Kamçıyı küt kendisine indirirmiş. Niye yanlış yaptın? Niye buna uymadın? Kendisini cezalandırıyor. Nefsini böyle hesaba çekermiş. Nefsini hep bu şekilde böyle hesaba çekermiş. Ve hemen hemen din büyüklerinin hepsinin hayatında var bu. Hepsinin hayatında var. Her gün bu şekilde böyle. Ben bunu niçin yaptım? Ha şunun için yaptım. Tamam dine uygun geç. Bu ama bu uygun değil. Bunu niye yaptım? Ceza verilermiş kendisine. Mesela bazıları dermiş ki tamam bu hatan sebebiyle bu gece uyumayacaksın diyor. Uyutturmuyor. Mesela nefsi neden hoşlanıyor? Mubah olanlardan neden hoşlanıyor? Mesela diyelim ki helvadan hoşlanıyor. Sana diyor bir ay helva yasak. Ama sözlerinde duruyorlar Fatma Hanım. Şimdi bizim gibi değil. Yani biraz sizin hem cinslere dokunacak ama erkeklerde de var. Bu şimdi erkeklere de sirayet etti. Mesela kilolu olanlar diyor yarın perise başlıyorum. O yarın bir türlü gelmiyor tamam mı? Halbuki din büyükleri bir söz verdiği zaman nefsine diyor ki bir ay uyumayacaksın diyor. Bir ay uyumayacaksın. Uyutturmuyor. Uyutturmuyor. Veya bir ay bunu yemeyeceksin. Yedirtmiyor. Eğer yiyecek olursa veyahut da onu yapacak olursa tepesine biniyor başka bir ceza daha veriyor. Başka bir ceza daha veriyor. İmam-ı Gazali Hazretleri de rahmetullahi aleyh bu ve benzeri şekilde nefsi cezalandırmak eğer şey varsa mesela bazıların nefsi paraya karşı zaafı vardır. Biriktirir yani. Harcayamaz. Yani dinin ve mürüvvetin yani dinin de insanlığın da insanlık içinde harcanması gereken yerlere bile tedirgindir, cimridir nefsi, harcatırmaz onu. Harcatırmaz. Diyelim ki böyledir, nefsi böyle bir özelliği vardır. İşte nefsi bir haytalık yaptı, ya da bir günah işledi, bir şey yaptı. Der. Bak bir daha bunu yaparsan bu yaptığın için çıkartacak mesela 100 lira verdim. Bir daha yaparsan 200 lira vereceğim. Hı-hı. Ama yaptığı zaman 200 lirayı vereceksin. Yaptığı zaman 300 lira diyeceksin. Sonra korkar ondan vazgeçer. Niye? Nefsi öyle şeydir ama yani bakar ki hani bir zatın hayatını Abdullah bin Hadravey Hazretleri nakletmiştik ya. Evet. Yani mübarek tepesine biniyormuş Haybire böyle. Günde 100 defa öldürüyormuş ya. Yani ne güzel, o şekilde, ne mutlu maşallah. O şekilde öyle olunca o oradan çekinir. Hiç olmazsa oradan saldırmaz. Başka bir yer bulur kendisine gene de. Yani bu şekilde böyle ceza verirse mesela bazısı oruç tutmaktan korkar. Ha, bak der, eğer bunu yaparsan bir gün oruç tutacağım. Böyle bol keseden de atmamalı. Ha. Mesela eğer şunu yaparsam 10 gün oruç tutacağım deme öyle. Azdan başla. Yani şey yapamazsın çoğaltırsın. Nefsin sonra sana böyle geçer karşına seni güler alay eder. Ahmaktır. Ben ahmağım ama sen benden de ahmaksın. Dediklerinin hiçbirisini yapmıyorsun diye güler. Onun için nefsini kendine güldürtme. Öyle cezalar vermek suretiyle de şey yapılabilir mi? Elbette ki şey yapılabilir. Hatta şöyle bir şiir var da. Bu ilahi olarak da söyleniyor ama çok hoşuma gidiyor bu benim. Nefsim beni harap etti. Ümidimi turab etti. Toprak etti, yok etti. Hislerimi serap etti. Nefs elinden kurtar Rabbim. İçimde bir doymaz ejder. Beni her an yutmak ister. Hayatımı etti heder. Nefs elinden kurtar Rabbim. Gerçek bana oldu hayal. Korkutuyor beni bu hal. Kararmakta her gün ikbal. Nefs elinden kurtar Rabbim. Cenab-ı Hak şerrinden hepimizi kurtarsın. Hepimizi muhafaza eylesin. İnşallah Teala. Kolay iş değildir. İmam Rabbani Kutsu Sözleri buyuruyorlar ki riyazet çekmek. Ne demek riyazet çekmek? Yani nefsin isteklerinden nefsin istediği şeyleri yapmamak. Nefsin istediği şeyleri yapmamak. Yani haramlar, mekruhlar işlememek, yapmamak. Peki mücahide nedir? Mücahide nefsin istemediği şeyler yapmak. Mesela farzları yapmak. O neden böyle yılıyorsa onun üstüne gitmek. Riyazet ve mücahide. Bu kelime çok geçer kitaplarda. Nefsin istediği şeyleri yapmamak ve nefsin istemediği şeyleri yapmak. Nefsin istediği şeyleri yapmamak nedir nefsin istedikleri? Haramlar, mekruhlar, günahlar. Bunları yapmamak ve riyazet çekmek suretiyle nefs zayıflar mı? Zayıflar. İmana gelmesi ayrı bir nasiptir o.
zayıflar, kalbe düşüncesini aktaramaz hale gelir. Peki dinleyicilerimizden merak edebilirler efendim. Peki zayıfladı ne olacak yani o zaman? Kitaplarda anlatılıyor, buyuruyor ki kalp hiç boş kalmaz. Kalp hiç boş kalmaz. Ya nefs oraya düşüncesini aktarır durur. Eğer nefs zayıflar da oraya düşüncesini aktaramazsa, nasıl ki bir bardak cam olsun veyahut da plastik olsun, ne olursa olsun bir kap, onun içerisine bir şey koyduğunuz zaman onun içerisinde hava çıkar. Ama o kabı boşalttığınız zaman, o bardağı boşalttığınız zaman otomatik olarak hava dolar. Nefs düşüncesini oraya atamadığı an otomatik olarak Allah-u Teala sevgisi dolarmış kalbe. Otomatik olarak. Peki kalbi temizlemek nasıl olur? Kalbi temizlemek nefsin istediklerini vermemekle olur. Başka türlü olmaz. Yani deterjanla olmaz o. Hani diyorlar ya, ben kalbim çok temiz. Evet. Deterjanla yıkamış. Riyazet çekmek, mubahları da azaltıp zaruret miktarı kullanmak. Riyazet çekmek demek, mubahları da azaltıp zaruret miktarı kullanmak demek. Mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri, Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh hazretleri gibi peygamberlerden sonra insanlığın zirvelerinde olan bu zatlar, bırakın mubahları da helallerin çoğunu bile terk etmişler Fatma Hanım. Helallerin çoğunu bile terk etmişler. Mesela Hazreti Ebubekir radıyallahu anh hazretleri bir gün böyle kendisine bir süt ikram etmişler. Bir yudum alıyor, daha içmiyor ha. Az bir miktarı gidiyor ve hemen işaretliyor. Bu nerede? Beytülmal'den onu diyor. Hemen çıkartıyor onu. Ondan sonra parmağını boğazına sokuyor. Böyle ölecek zannetmişler. Kaybetmiş, çıkarmış yani. Ondan sonra dua etmiş. Ya Rabbi, elimden gelen bu. Yani son gücümle bunu çıkartmaya çalıştım. İşte zerreler, vücudumda kalan zerrelerinden sana sığınırım ya Rabbi diye. Hazreti Ömer'in de radıyallahu anh hazretleri böyle bir şey söz konusu oluyor. O da aynı şekilde çıkartıyor. Bu derece. Halbuki bunun mahsuru yoktu buyuruluyor. Bunun mahsuru yoktu. Kendisi halife-i müslümindi. Tasarruf sahibiydi. Yetkisi de vardı. Ama öyle düşünmüyorlar onlar. Mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri devlet başkanıyken, halife-i müslümiyken hanımıyla beraber işte oradaki bazı vilayetleri, şehirleri dolaşıyorlar. Orada şey yaparken bazı kabile liderlerin hanımları Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretlerinin hanımına hediyeler veriyorlar. Medine-i Münevvere'ye döndükleri zaman bakıyor ki Hazreti Ömer radıyallahu anh, bu ne diyor bunlar? Efendim işte bana o kabile reislerinin hanımları hediye verdiler. Ya buyuruyorlar. Ben devlet başkanı olmasaydım, senin de devlet başkanının hanımı olmasaydım bu hediyeler verirler miydi? Vermezler. Ver bunlar diyor. Aldığı gibi götür Beytülmal'a koyuyor. Ya adalettir işte. Bir gün Beytülmal'a ait olan bir esans. Koku yani. Bir yerden gelmiş. Hanımına diyor ki onu sakla. Muhafaza et. Muhafaza et. Şey yapıyor. Sonra bir bakıyor ki hanımının başörtüsünde bir koku. Bu nereden geldi diyor. Hani diyor geçen gün bana saklamak için vermiştin ya diyor. Elime bulaşmış diyor. Oradan herhalde diyor. Başörtüsünü alıyor hanımını. Yıka. Düşünebiliyor musunuz? Düşünebiliyor musun? En ufacık bir şeyi bile hiçbir zaman affetmemişler. Ya Niyazi Mısır Hazretleri bakalım bu zat ne demiş. Bu zatın da böyle çok hoş şiirleri var. Nazım halinde söylemiş bu zatta. Hani Mevlana Celaleddin Hazretleri gibi, Yunus Emre Hazretleri gibi. Buyuruyor ki bu zat, arifi kamil kelamın duymağa irfan gerek. Sırrı muğlaktır gönülde, zevk ile vicdan gerek. Bir hazinedir tasavvuf, malik olmaz her hasis. Bulmağa anı cihanda bir yiğit sultan gerek. İnci taşıyan sedefe kavuşmak kolay olmaz. Bulunmaz nehir içinde bahri bir payan gerek. Marifet davası eden sahtekar bilmez mi ki, kalpteki arzuyu elde hücceti buhran gerek. Arif gezer halk içinde, herkes tanımaz onu. Aşk ateşinde yanarak hak ile yeksan gerek. Şöhretle övünen kimse haktan nasip alamaz. Batının umranı için zahiri viran gerek. Ölmeden önce ölerek kabri ve haşri görüp malikil mülk huzurunda kalbi hem hayran gerek. Şeriat sıfatı ile nefs ateşinden geçip kalbi habaisten ari ravdayı rıdvan gerek. Söylediği, işittiği, her daim fikrettiği bikem ve bikeyf olarak Hazreti Rahman gerek. Ey Niyazi, hakka vuslat herkese olmaz nasip. Güneşten ziya alacak ay gibi insan gerek. Her aya baktığında Niyazi Mısır Hazretleri'nin bu sözü aklına gelir. Güneşten ziya alacak ay gibi insan gerek. O ne demek biliyor musunuz? Ay kendisi karanlıktır. Bir gezegendir o. Kendisinde ışık yok. Ama kabiliyeti olduğu için
güneşten aldığını yansıtıyor. İşte bir kimse de kalbini temizler, nefsi itminana kavuşursa Peygamber Efendimiz'den aleyhissalatü vesselam gelen o nurları insanlara bu şekilde böyle verebilir. Nurun sahibi yine Resulullah Efendimiz'dir. Bunu verebilir. İşte Yunus Emre Hazretleri böyleydi, Hacı Bayram Veli Hazretleri böyleydi, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri böyleydi, Ahmet Yesevi Hazretleri böyleydi, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri böyleydi, Yahya Efendi rahmetullahi aleyh böyleydi, Ahmet Namık Camii Hazretleri böyleydi, Emir Buhari Hazretleri böyleydi. Bunlar hep bu şekildeydi. Yani gelen nuru bu şekilde böyle ay gibi. Onun için Niyazi Mısri Hazretleri güneşten ziya alacak ay gibi insan gerek. Temizse yansıtır. Temiz değilse yansıtamaz. Bu mümkün değil. Her insanlar hepsi vardır. Nefs Allah'a falan düşmanıdır. Hep kötülük yapmak ister. Şeriata uymak istemez. Şeriata uyanların nefisleri temizlenir. Düşmanlıkları kalmaz. Açlık çeken, sıkıntılı yaşayan kafirlerin nefisleri ise zayıflar. Kötülük yapamaz. Bunun için evliyada ve papazlarda harikulade işler hasıl olur. Papazlardakine istiraç, evliyadakine ise keramet denir. Deniyor kitaplarda efendim. Peki nefsi zayıflatmanın ilacı nedir? Nefsi zayıflatmanın ilacı Allah'ın dinine uymak, şeriata uymak buyuruyor. Doğru bir itikat, ehl-i sünnet itikadı. Ondan sonra emirleri yapmak, haramlardan sakınmak. Başka türlü bunun ilacı yok. Başka türlü bunun ilacı yok. Efendim ben işte şöyle yapayım. İstediğin kadar yap, istediğini söyle. Hiç mümkün değil bu. Yani bu büyüklerin buyurduğu şekilde olmadığı müddetçe katiye mümkün değil. Maruf-ı Kerhi Hazretleri kendi kendine dövünür. Ey nefs, halis ol ki halas olasın, kurtulasın. Buyurur ve ağlarmış. Maruf-ı Kerhi Hazretleri gibi bir zat. Ey nefs, halis ol ki halas olasın, kurtulasın der. Hep ağlarmış. Biz ne yapacağız? Ebu Turab Mahşibi Hazretleri. Kendisi anlatıyor bu zat. Bir gün çölde gidiyordum buyuruyor. Nefsim yumurta ve sıcak ekmek istedi. Ebu Turab Mahşibi Hazretleri'nin de nefsi yumurta ve sıcak ekmek istemiş. Hiçbir zaman diyor nefsimin istediğini yapmamıştım diyor. Fakat nasıl olduysa isteğim galip geldi. Yolumu değiştirip bir köye girdim. Köyde hırsızlık olmuş diyor. Onun için köylüler bir araya toplanmış durumu konuşuyorlardı ben gittiğimde diyor. Beni görünce işlerinden biri demiş ki bu adam hırsızlarla beraber demiş. Beni yakaladılar ve 70 sopa vurdular buyuruyor. Ebu Turab Mahşebi Hazretlerine. Beni yakaladılar ve 70 sopa vurdular. Bu arada biri gelip beni tanıdı. Demiş ki ya bu hırsız değil. Bu alim ve evliyadan Ebu Turab Hazretleridir. Yapmayın etmeyin diyor. Hemen herkes bırakıyor özür diliyor. Bunun üzerine benden özür dilediler. İşlerinden biri diyor beni eve yemeğe götürdü diyor. Bana taze ekmek ve yumurta getirdi. Nefsime dedim ki ey nefs 70 sopadan sonra ekmek ve yumurta yiyebilirsin dedi. Buyurun. Ay 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 ya işte. Ne hoş bunların hayatı ya. Allah Allah. Böyle ibret alıyorlar ama hocam değil mi? Yani şimdi biz Fatma olsak Hanım. Allah. Fatma Hanım şimdi bunlar yüksek derecedeler. Tabii nefislerini işte. Tanıyor. Bir an işte nefislerin o gaflete gelmiş. He demiş tamam isteğini yerine getireyim. Allah-u Teala bu tip kullarına gayret eder. Yani nefsini istedi benim istediğim buyuruyor Cenab-ı Hak. İki sevgi gibi kalpte olmaz buyuruyor. Ya ben ya o. Cenab-ı Hak bu tip kullarına da gayret eder. Dolayısıyla başka bir şeyle meşgul olmasını istemez. Başka bir şeyle mesela geçer bu tabir gayretullah'a dokundu diye. Yusuf Aleyhisselam Allah-u Teala peygamber olarak göndermiştir. Zindanda kalıyor. İşte o zindandaki arkadaşlarından ikisi rüya görüyor. Birisine diyor ki sen kurtulacaksın ve hükümdarın yanında da diyor yardımcısı olacaksın. Hükümdarın yanına gittiğin zaman beni diyor hatırla diyor. Unuttular beni burada diyor. Söyle işte kaldı orada diye. Ve bu gayretullah'a dokundu buyuruluyor. Allah-u Teala buyuruyor ki ben varken diyor sen nasıl benim yarattığım birisinden yardım istersin? O kimse gerçekten kurtuluyor ve 7 sene hükümdarın yanında Yusuf Aleyhisselam'ı hatırlattırmıyor Cenab-ı Hak ona. 7 sene o sözün sebebiyle 7 sene daha o zindanda kalıyor. 7 sene daha o zindanda kalıyor. İşte evliya-i kiramdan olan bu zatlara da Cenab-ı Hak gayret eder. Sen nasıl olur aynı şekilde benden değil de aynı şekilde böyle istersin? Nasıl aynı şekilde nefsinin uygasına şey yaparsın? Ondan sonra o köylülerden bir tanesi ama hırsızlarla beraber diyor bunu 70 sopa vurdurtturuyorlar. Bakın kalbinden geçen aslında istediği öyle haram falan bir şey değil yani. Ama buna bile tahammülleri yok onların. Ve ondan sonra nefsine diyor ki tabii nefsini tanıdığı için ey nefsim diyor 70 sopadan sonra diyor buyur diyor yumurtayla ekmeği yiyebilirsin. Mesela İbrahim bin Ethem Hazretleri de aynı şekilde. Hacca gidiyor. Her adımında
iki rekat namaz kılıyor. Her adımında iki rekat namaz kılıyor. Bir ara nefsi diyor ki, kim bilir diyor seni şimdi nasıl karşılayacaklar. Tövbe istiğfar ediyor ama kalbinden geçiyor bu. Gerçekten de Mekke-i Mükerreme'de birisini göndermişler. Git işte böyle mübarek bir zat geliyor, onu karşılayın falan. Ama bunun kılığı kıyafeti de böyle sıradan bir vatandaş şeklinde olduğu için. Yani hiç böyle âlâ ile vâlâ ile gelmiyor mübarek, yalnız geliyor. Yalnız böyle garip birisi zannediyor. O Mekke-i Mükerreme'den gönderilen haberci. Geliyor buna hürmetle, saygıyla diyor ki, İbrahim bin Ethem Hazretleri işte mübarek o zat diyor, acaba gördün mü, ne zaman teşrif edecekler? Halbuki kendisi. Bırak diyor şu kendini beğenmiş adamı diyor. Kendisi kendisine söylüyor. O gelen haberci diyor ki, sen diyor İbrahim bin Ethem Hazretleri'ne diyor, nasıl böyle diyor kendini beğenmiş adam dersin diye bir tokat buna. Ondan sonra nefsine deniyor, diyor ki, ne haber diyor, böyle diyor âlâ ile vâlâ ile karşılanacağını bekliyordun değil mi diyor, nasıl karşıladılar diyor, tokatla diyor değil mi? Ama bunlar böyle nefslerin tepesine biniyorlar. En ufak bir şeyi affetmiyorlar ve nefslerin tepelerine binebiliyorlar. Ve Ebu Midyen Mağribi Hazretleri buyuruyorlar, nefsini tanıyan kimse insanların övmelerine aldanmaz ve nefs ihlas sahibini doğru yoldan kaydıramaz. Bu da önemli bir ölçü. Ebu Midyen Mağribi Hazretleri buyurmuşlar, nefs ihlas sahibini doğru yoldan kaydıramaz. Samimi ise, ihlas sahibi ise ona zarar veremez. Efendim yarın cuma, cuma namazından önce, özür dilerim, cuma namazından önce değil, sabah namazından önce, cuma günü sabah namazından önce bir hadis-i şerifte geçiyor. Tabii Fatma Hanım kalemi aldı eline. Evet hocam, TV'de arasındakın Cemil. Sabah namazından önce, sünnetini kılmadan önce hadis-i şerifte geçiyor. Bir kimse, Estağfurullahel azim, ellezî la ilahe illa huvel hayyel kayyume ve etubi ileyh. Bunu okursa kendinin, ana babasının da günahları affolur buyuruyor. Estağfurullahel azim, ellezî la ilahe illa huvel hayyel kayyume ve etubu ileyh. Bir daha okuyalım, üç olsun ve kapatalım. Estağfurullahel azim, ellezî la ilahe illa huvel hayyel kayyume ve etubu ileyh. Üç defa buyuruyor. Namazdan önce üç defa hadis-i şerifte öyle geçiyor efendim. Hem gecemiz hayırlı olsun. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Gönül Pınarı.